Efendim hayırlı geceler. Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Malumunuz bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneye devresini yad ediyoruz. Saygıyla yad ediyoruz. Allah'tan rahmet dileyerek büyük resmi açıyorum. Bendeniz Murat Sunucu ve iki değerli yorumcu, stratejist yazar Murat Akan ve araştırmacı yazar Haluk Özdil ile beraber gündemi konuşmaya, perde arkasını masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ben tabii konulara başlamadan önce günle ilgili birer girizgah yapmak için iki hocama da söz vererek başlayayım istiyorum. Murat Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Tabii sen zaten belirttin 10 Kasım. Hı hı. Bu toprak vatan için toprağa düşmüş, şehit olmuş tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha yad ediyoruz, anıyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Amin. Bugün şimdi tabii burada programı yapacağız. Biraz detaylarını konuşacağız ama gerçekten de şu anda aldığım bilgi, Gazze bugüne kadar görülmemiş bir şekilde bombalanıyor. Evet. Yani evet, bu her zaman yapılıyor ama bugün özellikle bu akşamki bombardıman çok ağır bir bombardıman. Birazdan detaylarını konuşuruz. Haluk Hocam'a da söz verelim de. Evet. Bugün tabii ki 10 Kasım kurucu atamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten büyük bir mücadele verildi. Yenilmez denen, aslında hiçbir şekilde başarılmaz denen bir şeyi başarmış Türkiye Cumhuriyeti. 100. yılını bu sene tamamladı. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Sevgili seyirciler, gündem dop dolu ama bir dakikalık 2-3 dakika, tamam yönetmenim tekrar uyardı, bir 2 dakika sonra reklama gitmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım hocam, girizgahları aldık ama aslında gündem bugün tabii Gazze'yi konuşacağız, Filistin ve İsrail arasındaki savaşı konuşacağız. Ben şöyle o zaman konu başlıklarını o bir dakikalık süreçte yayına, programa girmeden önce, konuya girmeden önce bir hatırlatmış olayım. Öyle gidelim reklama. Antony Blinken geldi. Orta Doğu gezisi vardı. Onu konuşacağız. Bazı devletlere tabii teklifleri vardı. Hakan Fidan'la da görüştü. Detayları perde arkasında konuşacağız. Tabii Doğu Akdeniz'de bir nükleer yığınak konuşuluyor. Amerika nükleer denizaltıları, bombardıman uçakları yine bölgedeydi. Asıl amaç neydi? Arka planında neler var? Onları konuşacağız, masaya yatıracağız. Tabii süreci en temelden alırsak Amerika ve İsrail'in asıl amacı neydi? Enerji yatakları var, doğalgaz yatakları var. Arz-ı Mevut'u hep konuştuk. Amerika'nın yine gücünün, hegemonyasının devamı için mi bunlar planlanıyor? Bunları masaya yatıracağız. Hamas'ın desteği neydi? 7 Ekim'de başlayan süreç. İran'ın desteğini çekti mi? İran son dönem tabii biraz sessizdi görünürde. Devam etmiyor bu desteği şeklinde gündeme yine düşen bu konuyu da masaya yatıracağız. Onun dışında tabii geçtiğimiz günlerde kutup ışıkları göründü. Hemen arkasından da deprem gündeme geldi. Depremin habercisi mi? Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Bir reklam aramız olacak. Reklama gidelim. Bir dakika sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin voleybol bankası Vakıfbank 37 yıldır kadın voleyboluna yön veriyor. Kız çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Dünya rekorları kıran spor kulübü, yıldızlar yetiştiren voleybol okulları, ülkemize kazandırdığı milli sporcuları ve yaptığı birçok yatırımla Türkiye'de voleybol denince akla Vakıfbank geliyor. Vakıfbank, daima seninle, daima voleybolla. Bizimle bağlanmaktan korkma. Burada taahhüt yok. Hızlı internet, çok sevilen diziler ve filmler var. D-Smart.net'le 1000 megabit'e varan internet ve D-Smart.co film dizi paketi ayda 199 liradan başlayan fiyatlarla. Evet efendim, büyük resime devam ediyoruz. Şimdi Murat Hocam, geçtiğimiz günlerde Antony Blinken geldi. Daha doğrusu bir gezi, Orta Doğu gezisi vardı. Devletlere bazı teklifleri de hep gündeme geldi. Bazı, özellikle işte Mısır gibi. Tabii bu çok konuşuldu. Nasıl teklifler yapıldığı ile ilgili, para teklifleri miydi? Oradaki insanların göç edilmesiyle ilgili miydi? Bunlar da hep gündeme geldi. Bunu bir aç, çünkü hemen arkasından Hakan Fidan'la olan görüşmesi vardı. Görseli alabiliriz, onun videosu da var. Orada tabii bu ikili diyalogda da çok fazla basına yansıyan haberler vardı. İşte sarılmasıyla ilgili, Hakan Fidan ona sarılmaması şeklinde de yorumlandı. Bunu bir açabilir miyiz? Asıl soru şu: gezinin amacı ne? Ülkelere ne gibi tekliflerde bulundu? Bu şekilde başlayalım. Evet. O gezinin perde arkasını konuşmaya geçmeden önce şu anda girişte söyledim, Gazze, yaklaşık bir ayı geride bıraktık. Bu bombardıman gününde. Şu ana kadarki en ağır bombardıman yapılıyor. Yani 360. Şu an biz yayındayken devam ediyor şu anda. Şu anda Gazze bir ayın en büyük bombardımanına maruz kalıyor. İnsanlar orada perişan, susuz, aç, işte gıda yok vesaire filan. Yani gerçekten büyük bir insafsızlık var. Bunu bazı insanlar sıkılmış olabilir bu gündemden ya. Çünkü belli bir müddet sonra bunlar sıradanlaşıyor. Esasında işte tehlikeli olan şey bu. Yani İsrail'in istediği şey de bu. Bunu sıradanlaştırmamak. Tabii bu büyük katliam, bu büyük sivil ölümleri dünyada ciddi yankılar buluyor. Bakmayın siz, devletler belki bunu durduramıyor. Amerika İsrail'in yanında, Avrupa Birliği İsrail'in yanında vesaire filan, ama bakın halklar gerçekten sokaklara dökülüyor. Bir şeyler değişiyor. Şimdi bu ya, bir şeyler değişiyor. Amerika dahil, New York gerçekten çok büyük bir gösteriye sahne oldu vesaire filan. Ama burada halkların gerçekten vicdani bir sorumluluk duyarak sokağa çıkması ayrı bir şey. Diğer taraftan bu savaşı durduracak küresel kurumlar, Birleşmiş Milletler, bunların ses çıkarmayışı da ayrı bir şey. Esasında ses çıkarıyorlar. Cılız sesler çıkarıyor. Fakat o da normal halk gibi, efendim işte durduralım, ateşkes edelim, ya ne olur durdurun şunu diyor. Evet. Halbuki niye kurulmuştu? Savaşları, bu tür zalimlikleri önlemek için kurulmuştu Birleşmiş Milletler. İşte Birleşmiş Milletler dedin de yönetmenim, şu an bunu konuşacağız ama canlı yayınla birçok kanalda bombardıman veriliyor. Hani evet, ajanslardan alabilirsek gerçekten canlı verelim birebir. Bu konuşmayı zaten tekrar konuşacağız. Öyle devam edelim. Şimdi Birleşmiş Milletler, bakın başından beri şunu söyledik. Yani, ajanslardan alabiliriz. İsrail bir şekilde kara harekatı yapıyor gibi gözükse de asıl yapmak istediği şey Gazze'yi yerle bir etmek. Yani haritadan silmek. Tamamen bina diye bir şey bırakmayan ve sivilleri tamamen burada tahliye edip orada tünellere su basmak ya da kimyasal gaz kullanmak. Bakın plan bu. Şu anda onu işletiyorlar ve ciddi şekilde bombalıyorlar. Ha, bu hegemonya içerisinde, bu kargaşa kaos içerisinde tabii ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir Orta Doğu gezisine çıktı. Olayı fark ettiler. Bakın Amerika şunu fark etti. Evet, büyük destek veriyor İsrail'e. Gemisini gönderiyor, uçak gemisini, savaş gemisini, her şeyini gönderiyor buraya. Fakat şunu fark etti. Eninde sonunda İsrail'in yapmış olduğu bu büyük sivil katliamları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Dolayısıyla şu anda bir çıkış yolu hazırlıyorlar. Çıkış yolu arıyorlar. Blinken ilk önce geldi, biliyorsunuz, İsrail'e gitti, desteğini verdi ve bir Yahudi olarak buradayım dedi. Bu tepki görünce diğer ülkelere de bu ziyaretlerin yapılacağını söylediler. Şimdi Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün vesaire filan, buralar hepsini gezdi ve konuştu. Sonra Türkiye'ye geldi. Tabii bu gezinin perde arkası gerçekten önemli. Niye geliyor, niye dolaşıyor? Şimdi burada bir proje ortaya koyuyorlar. Yani Gazze'nin boşaltılması, sivillerden arındırılması konusunda bir proje yürütüyorlar. Bu projede bazı iddialar var. Mesela geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da tartışıldı. Ama tabii aslı asları da olmayan, Türkiye ile ilgili özellikle bir cümle kullandılar. Şöyle diyorlar, ya burada yaşayan 2,5 milyon insanı, Gazze'liyi bir şekilde buradan diğer devletlere transfer etmek istiyorlar. Ve bunun karşılığında da işte bir takım ekonomik vaatlerde bulunuyorlar. Parasal teklifler yapıyorlar vesaire filan. 30 milyar dolardan bahsediliyor Türkiye. Ya Türkiye bunu yapacak kadar küçük bir ülke değil. Kimse kusura bakmasın. Belki böyle bir projeler olabilir. İsrail'in, Amerika'nın, ki bana göre vardır da. Yani çünkü gördüğümüz kadarıyla Gazze'nin tamamen boşaltılması konusunda kararlılar. Bugün, bu akşam yapılan bu yoğun bombardıman bunu gösteriyor. Siviller diyor ki giderseniz bir yere, çıkarsanız çıkın, çıkmasanız biz sizi öldüreceğiz. Bak bunun Türkçesi budur. Bunun manası budur. Dolayısıyla böyle bir projeler olabilir ama Mısır bak kabul etmedi. Yani Mısır'a dış borçlarını işte ödeyelim vesaire filan, siz alın 1 milyon Gazze'liyi. Bunu kabul etmedi. Sisi dahi kabul etmedi. Ya Türkiye böyle bir şey kabul eder mi? Yani Gazze'nin boşaltılması demek İsrail'in burayı ebediyen işgali demektir. Ve bütün devletlerin, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla Blinken böyle bir şey teklif etti mi etmedi mi orasını bilmiyorum. Ama Türkiye böyle bir teklifi kabul edecek kadar küçük bir ülke değil. Ve ayrıca Türkiye'nin Blinken'ı karşılama şekli, biliyorsunuz bir vali yardımcısı karşıladı ki bence son derece yerinde bir karardı. Ve bir devlet aklının Amerika'ya diplomasinin ne olduğunu öğretti. Ve aynı zamanda Hakan Fidan'ın Blinken arabada telefonla konuşurken orada beklemeyip, biliyorsun işte dışarıda karşılıyorlar. Beklemeyip içeriye gidip sonra Blinken'ın yürüyerek yanına gelmesi, bu çok önemli mesaj. Bir de bir fotoğrafımız vardı mesela. Bu çok tartışıldı kamuoyunda. Yani orada bir Türk bayrağının içerisinde bir Kudüs resminin olduğu ifade ediliyor. Bazı kişiler onu konuşurken masadaki resmi, evet, onu da verirlerse eğer Şimdi bu da çok, eğer gerçekten resmi. Eğer gerçekten orada böyle bir figür varsa, Mescid-i Aksa'nın orada figürü olduğu ifade ediliyor. O ay yıldızın içerisinde, yani mesaj bizim korumamızda. Deniliyor. Orada bir subliminal mesaj var. Bu da çok önemli. Yani Amerika'ya verilmek istenen cevap gerçekten de Sayın Hakan Fidan tarafından verildi. Bu durumda neyi araştırıyorlar, neyi sorguluyorlar? Esasında şunu, Amerika Birleşik Devletleri devletlerden şunu istiyor, Orta Doğu'daki devletlerden şunu istiyor. Ya biz burada bir çıkmaza girdik. Hani gelin buna ortak olun diyorlar esasında. Bu günaha ortak olun. Nedir? Ya işte bakın burada aslında biz Hamas'la mücadele ediyor İsrail. İşte biz de buna destek veriyoruz. Siz de tolerans gösterin. Neyinin toleransını göstereceksiniz? Yani bakın 12.000 sivil ölmüş. 12.000. Yani bu maalesef bir sayı olarak ifade ediyoruz. 12.000 sivil ölmüş ve bunların %74'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu korkunç bir şey. Yani bunun adına ne denildiğini herkes bilir. Şimdi sıkıntı ne? Sıkıntı şu. İddia şu. Diyorlar ki Antony Blinken ilk Orta Doğu ziyaretinde Mısır'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'siz bir proje teklif etti. O da şu. Buraya, Gazze'ye bir, hani hep dillendiriyorlar ya, uluslararası koalisyon. Bu arada o fotoğraf geldi işte, bakın voleyde verirlerse oradan bir şey gösterebilirim. kalkarak mı anlatacaksın? Evet, o tamam, fotoğrafla ilgili alalım. Bir şeyi gösterelim ki orada ayrıntılı görsünler. Burada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere Türkiye'siz burada bir proje, bir plan sunmuşlar. Ve tabii Türkiye büyük bir devlet. Bunun istihbaratını aldı. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın Blinken'ı karşılama şekli o istihbarata dayanarak yapıldı. Yani burada Orta Doğu'da bir şey yapacaksanız yani Türkiye'siz bir şey olmaz. Ha burada isterseniz eğer ayağa ben kalkayım müsaadenizle. Bak şuradaki resim tabii gönül ister ki daha yakından olsun ama bakın şu. Şey yapabiliyor muyuz? Büyütebiliyor muyuz arkadaşlar? Ay yıldızlı korumanın içerisinde bir Mescid-i Aksa figürü olduğu ifade ediliyor şurada. Ya bu gerçekten verilmiş bir mesaj. Bakın orada yok. Burada tek başına. Bak şuradaki Mescid-i Aksa'nın olduğu ifade ediliyor. Abi bilmiyorum, fotoğraf çok net olmadığı için o var mı yok mu ama bunu ben yakınlaştırılmış halini gördüm. Orada gördüğüm kadarıyla bir silüet var. Ya büyük bir mesaj. Yani bu tür mesajları bizim devletimiz veriyor. Tamam. Ve Amerikalılar da böyle şeyi çok sever. Yani demek istiyor ki bakın siz burayı hani Mescid-i Aksa'yı da aslında işgal etmek istiyorsunuz ama bura bütün İslam ülkelerinin koruması altında, bizim korumamız altında gibi bir imaj çıkıyor. Şimdi dolayısıyla yani buradaki bu kirli savaşın bir an önce bitmesi için Türkiye mutlaka burada olması gerekiyor. Amerika bunun farkında ve Türkiye'den bazı taleplerde bulunmuş olabilir ama ağzının payını aldı. Sayın Hakan Fidan gerekli cevap verdi. Blinken gitti. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Haluk Hocam'dan da yorum alayım. Bu arada tabii o bir tokalaşma videosu var. Hani böyle bir sarılmak için yanaştı yine Blinken'ın ama sarılamadığı şey de vardı ya, geçen hafta Haham'ın Sayın Erdoğan'a bir sarılma operasyonu vardı. Becerememişti. Burada da evet, o da çok önemli. O da bir yorumlandı. Haluk Hocam'dan şöyle bir beden dili yorumu istiyorum. Arkadaşlar, beden dilinden evvel şöyle söyleyeyim. Bir işte gene yabancı bir kanal şu an naklen veriyor. Gazze'ye resmen ölüm yağıyor. Yani siz konuşurken gözüm oraya kayıyor. Şey, İnanılmaz logosu biçimde. Var mı üzerinde? Şöyle yapabiliriz. Eğer linki bizim WhatsApp grubuna atarsan ben atayım. Ali Hocam konuşurken ben atayım. Breaking News diye bir yer veriyor. İnanılmaz bir şey. Resmen yağmur gibi bomba yağıyor. Aydınlatma fişekleri çok fazla atılıyor. News oradan alabiliriz arkadaşlar. Breaking News. Yani nasıl anlatayım? Twitter'dan bulabilirler. Ben atayım arkadaşlara. Tamam, sen o gruba at hocam. Şimdi hocam. Tabii ki beden diline baktığımız zaman Türkiye'nin bir tepkisini gördük orada. Yani sonuçta sarılmaya çalışan bir Blinken, bir adım geri kaçan ve çok soğuk biçimde elini sıkan. 2 haftadır bu sarılmaları beceremiyorlar. Tabii ki yani düşün, ilkokul çocuğunu kandırmıyorsun. Evet. Şöyle düşün Murat. Sen olayları patlamış, Gazze olayları, Türkiye hariç bütün Arap ülkelerini geziyorsun. Türkiye devre dışı bırakılmış. Ben büyük resim grubuna attım. Arkadaşlar oradan alabilirler o görüntüleri. Gerçekten yani, çok korkunç görüntüler var. Bir dakika arkadaşlar, sesi kısayım. Yani şöyle düşünün. Orada bir şeyler oluyor ve Türkiye devre dışı. Biden konuşuyor. Biden Türkiye'yi devre dışı bırakmış. Blinken geliyor, her yeri turluyor, gidiyor. Ben orada Yahudiyim diyor. Oradan Ürdün'e gidiyor. Oradan Mısır'a gidiyor. Paralar teklif ediyor. Türkiye'yi pas geçip gidiyor. En sonunda çaresiz kalıp Türkiye'ye doğru gelmeye başladı. Çünkü Türkiye'den de şöyle bir şey isteniyor. Bakın çok net anladığım şu benim. Türkiye'den istenen şu. Lütfen bu olayı çok hani tepkiselleştirme. Biraz daha böyle alt perdeden açıklama yapın. Biz de bu işi hani bir şekilde kapatalım. Para olayını bilemem. Para olayı Mısır'a teklif edildi. Evet, şu an Ürdün'e teklif edildi. Evet, şu an görüyoruz. Evet, şu anda görüntüler ekranda. İnanılmaz bir şey. Yalnız o parlayanlar aydınlatma fişeği arkadaşlar. Havan toplarıyla atılır. O havan aydınlatma fişekleri onlar. 106'lık havanlarla atılır. Önce bir ardından da bomba geliyor. Ardından da bombalar, yani uçaklar görsün diye bak bombalar yağıyor. Sesini açtığınızda çok korkunç bir şekilde. Yani bunlar yağanlar da uçaklardan ardı ardına atılan bombalar. Sebebi de elektrikler kesik olduğu için düşman hedeflerini görebilmek amacıyla aydınlatırsınız cepheyi. Şu an aydınlatıyorlar. İsrail'e yani Gazze'ye bomba yağıyor yani. Şimdi tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani sonuçta Blinken son kozunu oynadı geldi. Çünkü Amerika gittikçe bir batağa saplandığını da fark etti. Evet, Gazze'yi bir şekilde ele geçirecekler mi? İlerleyen zamanda olabilir. Yani ilerleyen zamanda olabilir. Ama çok büyük kayıplar verdiğini biliyoruz. Bunun İsrail içinde Netanyahu hükümetine karşı tepki olarak döneceğini de biliyoruz. Ayrıca İsrail ordusunun içinde itirazların yükseldiğini de biliyoruz. Hani zamansız ve çok baskılı hareketin çok fazla asker kaybına sebep olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle Amerika tutuşmuş durumda. Blinken dediğim gibi bir şansını denedi, arkasına bakmadan gitti. Unutmayın, eski bir İngiliz diplomat var. Çok gülmüştüm, Twitter'da bir tweet attı. Dedi ki Türkler dedi bugüne kadar gördüğüm en rezil karşılamaydı dedi Blinken için Türkiye'nin yaptığı. Tamamen Blinken'ı aşağıladılar. Çorbasına tükürüp çayına da işte şey yapmışlardır falan gibi de böyle çok aşağılayıcı bir ifadeyle Amerika'yı yerin dibine soktu o diplomat. Hatta yani Twitter'da yaptığı bu paylaşımı bayağı da çok yüksek miktarda izlendi. Tepki de almış. Ne yazık ki Amerika inadına devam ediyor ama gene söylüyorum, şu an oraya giden nükleer savaş gemileri, denizaltıları ve uçak gemileri Gazze için gitmedi. Herkes bunu iyi bilsin. Bunun arkası gelecek. Bakın, dünya adım adım bir felakete sürükleniyor. O şeytani yapı tarafından, adım adım bir felakete doğru götürülüyoruz. Hiç kimse umutlanmasın. Burada işler durulacak. Orta Doğu'da her şey sakinleşecek diye beklemeyin. Bunun ardından Lübnan gelecek. Kesinlikle bunu şimdiden yazalım. Bunun da sebebi şu: şu anda Hizbullah'ın attığı her roketi bir propaganda amacı olarak kullanan İsrail görüyoruz. İsrail'in arkadaşlar bir birimi var. 8900 galiba, öyle bir kodla çalışan dünya çapında bir algı oluşturan birimi var. Bu dijital bir birim. Aynı zamanda ben geçen gün bir yere girdiğimde Independent'tan bana uyarı geldi. 8900 seni izliyor diye. Bu nedir dedim. Tamam mı? Nasıl uyarı geldi? Uyarı geldi. 8900 tabii şey var. Oraya tıkladığım zaman öyle bir ibare belirdi. Bu nedir dedim. Otomatik bir mesaj mı? Nasıl uyarı var? İnternete tıkladığımda seni izliyor diye, tamam mı? Sonra 8900'ü araştırdığımda ya da öyle bir şeydi. Tam hani numarayı karıştırmış olabilirim. İsrail gizli servisi ortaya çıktı. Şimdi böyle bir algı oluşturuluyor. Bak, Hizbullah'ın Lübnan sınırından attığı her mermi ya da her roket Lübnan'a geri dönecek. İsrail aynı şeyi, aynı savunmayı burada da yapacak ve diyecek ki ben kendimi savunmak zorundayım, savunma hakkımı kullanıyorum deyip Litani ırmağının olduğu bölgeyi işgal edecek. Çünkü Hizbullah'ı da bir şekilde devre dışı bırakmak istiyor. Yani Hizbullah orada İsrail'in başında sallanan bir satır. Ancak burada bir olay var. Çok ilginç, enteresan. Hizbullah lideri geçen gün çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi işte destekliyoruz o grubu, Hamas'ı, şudur budur ama savaşa müdahil olmayacağız gibilerden bir laf etti. Yani aslında o anlama gelir. Biz içindeyiz ama değiliz. Yani ilginç, İran'ın dilini kullandı. İran İlk baştan beri çok atak veya hani çok böyle saldırgan bir dil kullanırken birdenbire İran dilini yuttu. Evet. Yani onu konuşacağız. Yumuşattı kendisini. Şunu söyleyeceğim. Yani bu arada şimdi, bu aktif canlı devam ediyor mu görüntü? Evet. Yoksa şu an canlı izliyoruz. Bende de var. Evet. Kesit. Yani bir kesit dönüyor. Evet. Yani onu şimdi güncelleyebilirsek ara ara güncel görüntüleri de alalım. Şu an devam ediyor. Söylemek istediğim şu arkadaşlar. Blinken bu turlara devam edecek. Bunların hepsi göstermeliktir. Amerika kesinlikle barış istemiyor. Herkes bunu bilsin. Kesinlikle İsrail barış istemiyor. Çünkü orada Hamas onların sırtında, daha doğrusu başında dolaşan Hizbullah'la birlikte bir tehdit. Önce burası, ardından Lübnan, ardından tabii ki Suriye, Golan Tepeleri. Golan Tepeleri çok önemli çünkü İsrail için olmazsa olmaz 3 tane yer. Ve dediğim gibi Arz-ı Mevut ya da işte Davut geçidi ya da şey diyoruz ya, koridoru diyoruz ya, bunların hepsini gerçekleştirmeye niyetli bir Netanyahu var. Ancak unutmayalım, Biden'ın geçen hafta yapmış olduğu bir uyarı var. Netanyahu'ya bırak, güvendiğin bir adama bilgileri aktar ve iktidarı bırak dediği, Netanyahu'nun reddettiği söylenmişti. Time'da bir yorum okudum. Bakın, Time küreselcilerin sesidir. Birazdan kapak da vereceğim, değil mi? Yani onların sesi. Evet, kapağı ne yazıyor? Yani ne yazıyordu biliyor musun? 4 numara. Time şöyle diyor. Netanyahu'nun işi bitti. Çok yakında çöpe gidecek. Hı. Bak, Netanyahu gidecek. Yargılanacak diye yazmış. Time yazıyor. Yargılanacak. Ama şöyle bir durum var. Netanyahu'nun yerine kim gelirse gelsin bu proje devam edecek. Çünkü bu projenin arkasında olan güç Amerika Birleşik Devletleri. Onlar bir kere yeni dünya düzenini kurmak amacıyla bu hareketleri yapmak zorundalar. Biz burada bunlarla uğraşırken ne yazık ki Asya Pasifik'te çok garip şeyler oluyor. Bak, Filipinlerle Çin her an kapışabilir. O kadar sıkıntılı bir süreç var ki ikisinin arasında, karasularında gemileri karşı karşıya geldi. Aynı anda Güney Kore ve Japonya açıklama yaptı. Biz Filipinlere askeri destek vereceğiz diye. Bunların hepsi Amerika'nın kışkırtmasıyla oluyor. Asıl hedef Asya Pasifik. Buradan sonra yani burayı halletme falan niyetinde değil Amerika. Burayı bataklığa çevireyim, ondan sonra Çin'e döneyim. Bunun amacı şu: her yerde oluşan hibrit savaşlar en son birleşecek ve sonunda bizi, insanlığı büyük felakete doğru götürecek. Bunun da adı 3. Dünya Savaşı. Çünkü Avrupa'da da Sırbistan'la Kosova arasında bitmeyen ve her an ateşlenebilecek bir barut fırçası var. Yani biz, bunlar hep gündemden kaçırılıyor Türkiye'de. Hep bir yere odaklandı mı Türk medyası garip biçimde aynı yerden devam ediyor. Sanki bütün dünya Gazze'ye odaklanmış gibi. Garip olan şu, son kez sonra söz sana vereyim. Avrupa medyasına baktığımda, Amerikan medyasına baktığımda Gazze 2. 3. plana düşmüş durumda. Burada ölen ölüyor yani. Evet. Bizim burada 1. sırada, herkes bunu bilsin. Avrupa'da 1. sırada değil. Evet, halkın tepkisi var. Yani ama... Hı. Uyarı geldi. Bu arada evet, uyarı geldi. Ben şunu ekleyeyim. Biraz önce dedin ya, 3. Dünya Savaşı'na doğru evriliyor. Evet. Hani bir huzur beklemeyin dedin ya. Kendin Haluk Özdil olarak öngörün ne? Bir tarih verebiliyor musun? Yani tam anlamıyla dünyanın, birçok ülkenin hani böyle hibrit, bölgesel anlamda değil de 3. Dünya Savaşı. Aslında bir süredir tarih vermeme konusunda kararlıydım ama şöyle yani Haluk Özdil nasıl düşünüyor? İpuçlarına ve analizlere baktığım zaman, daha geçen ay bir Amerikalı general çıktı, ne dedi? Gördüğünüz her Çin'in kafasına sıkacaksınız. Hı hı. Yıl 2025 savaşı hazır olun dedi. Xi Jinping 2019'da 2025'te Amerika ile savaşa hazır olun dedi. Ya geliyor. Tehdit, yani 25 savaş geliyor. Öngörün 2025 görünüyor. 2025. Bunu söyleyen Amerikalı general Xi Jinping ve Amerikalı yetkililer, bunu biz söylemiyoruz. Yani büyük savaş o zaman. Ya bak, bu savaşın sonu yok. Evet. Bu savaştan sonra dünya kalmayacak. Bir şeyler yapılmalı diyorum ama görüyorum ki bütün devletler sonunuza savaşa hazırlanıyor. Dijitalde de çok fazla yaptığımız yayınlarda, birçok uzmanla yaptığımız yayınlarda 2024'ün son çeyreği. Öyle görünüyor. Ciddi anlamda bir savaşa haber veriyor. Bak, bir de şu var Murat. Yorumlanıyor, evet. Buyurun. Şöyle bir son yorumu yapayım. Altın. Hı hı. Devletler çılgınca altın toplamaya başladı. Rezerv para, doları toplamıyorlar. Altın toplamaya başladı. Son altın alımlarına baktığımda ben çok şaşırdım. Çünkü bu tür kaos ve kargaşa ortamında altın. Savaş ortamında altına yönelince insanlar. Ben de şimdi burada o küresel savaş dedin ya, birazdan nükleer savaş. Şu kapağı da alalım mı? Time kapağını alalım mı? 4 numarayı bir alalım. Gazze dehşeti yani kapağı. Madem bu akşam içerisinde Gazze'de gerçekten bir dehşet yaşanıyor. Bu İsrail dehşetidir. Şimdi Time değerli. Ara yani vole verirlerse çok sevinirim. Tamam, vole alalım. Şimdi, bu burada kalsın. Tam kapağı vole alalım. Bu arada da arkadan yine siz güncel videoyu indirin. Yani anlık saniye saniye devam ediyor. Onu da ara veririz. Gazze'deki bomba lamayı. Şeyi alalım. Buraya tam ekranı alalım. Bu kalsın ama. Yazılı olan burada kalsın. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu küresel medya şu andaki savaşı desteklemiyor gibi gözükse de, hı hı, aslında uluslararası çarpıtma, haber çarpıtma yöntemlerini kullanıyorlar. Vol'da bir şey anlatacak mısın? Yani Gazze dehşeti diyor değil mi? Manşete baktığınız zaman, evet, ya Gazze dehşeti diyor. Şimdi bu çarpıtmadır. Esasında gazetecilikte, uluslararası haber alanında bir çarpıtma. Aslında İsrail dehşeti olacak. Bakın, orada özne yok. O kadar ustaca yapıyorlar ki zaten veriyor. Sübliminal mesaj tekniği. Sübliminal mesaj. Evet. İnsanların beynine diyor ki sanki Gazze kendi kendine harabe olmuş. Gazze dehşeti ne demek ya? İsrail dehşeti diyeceksin. İsrail dehşeti. Bu kadar net çarpıtıyorlar. Şimdi öncelikle biliyorsun bu Hamas'ın 7 Ekim'deki bu saldırısı bir şekilde anlamlandırılamıyor. Diyorlar ki ya Hamas durup dururken niye saldırdı? Bakın ben bugün İstanbul'da ve diğer bazı şehirlerdeki Filistinli gazetecilerle görüştüm. Ve Hamas'ın eski siyasi konularında rol almış insanlarla görüştüm. Dedim ki ya kardeş tamam bakın kafalarda soru işaretleri var. Diyorlar ki Hamas durup dururken 7 Ekim'de İsrail'e niye saldırdı? Değil mi? Yani hepimizin kafasındaki soru bu. Evet. Cevap çok enteresan. Diyorlar ki öncelikle Hamas'ın bu Netanyahu'ya karşı duyulan nefretin, yani o yargıda biliyorsunuz reform yapmaya kalkıştı ve bu yolsuzlukları örtmek için yargıda bir takım düzenlemelere gitmek istedi. Dolayısıyla halk sokağa indi. Yargı mensupları sokağa indi. Her şeyden önemlisi İsrail tarihinde çok az olan bir şey oldu. Ordu mensupları sokağa indi ve ajanlar, Mossad ajanları sokağa indi. Yedek askerler sokağa indi. Dolayısıyla İsrail'de bir iç kaos kargaşanın olacağını tahmin etti diyorlar Hamas. Bu ortamda eğer böyle bir ani baskın yaparsak İsrail zor durumda kalır. Ayrıca en önemli husus da buradan belli sayıdaki sivilleri biz götürürsek, esir alırsak bunları takas için kullanabiliriz. Çünkü şu anda İsrail hapishanelerinde yoğun bir Filistinli mahkum var. O yüzden hani İsrail'in de bir askere 1027 kişiyi serbest bıraktığı düşünülürse Hamaslı'yı, bu baskının ana sebeplerinden bir tanesi diyorlar ki Hamas'ın kendi üyelerini, yıllarca İsrail hapishanesinde yatan kendi üyelerini kurtarmak. Bu. Böyle baktığın zaman bir yerlere oturuyor. Ayrıca yine Gazze'de de artık yaşam çekilmez hale geldi. Açık cezaevi tarifini ben yaptım. Dediler ki açık cezaevi çok hafif kalır. Çünkü cezaevlerinde devlet mahkumları aç bırakmaz dediler. Yani yemeğini, ekmeğini vesaire bilir. Burada dedi, çok zor. Hayat şartları çok zor. Böyle bir gerekçe öne sürdüler. Şimdi oradaki görüntülere baktığınızda gerçekten İsrail'in Hamas'la mı savaşıyor yoksa sivillerle mi? Ben sayılara bakıyorum. Bak sayı diyoruz. Maalesef ve maalesef insanların ölümüne sayı demek zorunda kalıyoruz. Şimdi 12 bin civarında bir ölü var orada. Yani burada büyük bir katliam var. Şimdi neden İsrail kaç tane Hamas üyesini öldürdüğünü açıklamıyor, resimleri vermiyor. Elinde çok büyük teknoloji var değil mi? Yani kardeşim ki biz Hamas'a karşı yapıyorsan eğer bunu. Yapıyorsan. O zaman çıkart bunu. Konuşur. Çıkar ortaya koy de ki mesela işte Hamas üyelerinden bir aydan fazladır. Çocukları konuşuyoruz. Kadınları konuşuyoruz. Ve %73. %74 hatta bugün %74. Yani ölümlerin %74'ü çocuk ve kadın. Evet. Ya bu nedir Allah aşkına? Buna rağmen Amerikan başkanı çıkıyor ya da Dışişleri Bakanı diyor ki ya savaşta bu tür ölümler olur. Ya bu nasıl bir vicdan ya? Nasıl bir dünya? Yani evet bakın dünya hızla bir kaosa sürükleniyor. Bir avuç çete diyorum ben onlara. Bir çete dünyayı gerçekten felakete sürüklüyor. Ama şurada ben Haluk Hoca'ya katılmıyorum. Nerede? Çin, Amerika, Rusya, Amerika. Bunlar savaşmaz kardeşim birbirleriyle. Bak savaşmayacaklar da. Net söylüyorum. Çin, Amerika demedin. Bir dakika. Çin'de ne dediniz hocam? Tayvan mı? Yok. Ne dedin? Şimdi Asya Pasifik'te şu an konuşuyor. Tayland mı? Yok. Filipinler'de. Şimdi bak şöyle. Vekil devletler kullanarak kendi çıkarlarını ve hegemonyalarını sürdürmek için burada vekil devletler kullanıyor. Bizi de Yunanistan'da şimdi bak siviller demişken Murat bir görüntü var. Onu hangisini istiyorsun? Şu İsrail kendi sivillerle vurdu var ya. Evet 9 numara. O çok enteresan bir şeydir. 9 numara. Şimdi o basında çok tartışıldı. Ve ben onu ısrarla paylaşmadım öncelikle. Ya acaba bir uydurma haber midir? Teyit almak istedin. Evet. Teyit almak istedin. Evet. Şimdi şu görüntü Mesela bunun sesi varsa bir dinleyelim sonra üzerinde konuşalım. Var mı sesi alabiliyor musunuz? Var mı sesi arkadaşlar? Var diye biliyorum ben bunu. Tamam alalım. Varsa alalım. Evet. Tamam. İçeride yazıyor. Şimdi ilginç bir görüntü. Şöyle diyorlar ki. Ne diye paylaşıldı bu? Şunun için paylaşıldı. İsrail Apache helikopterlerini kullanarak kendi sivillerini vurdu. Hani Hamas'ın o 7 Ekim baskını vardı ya. Diyorlar ki İsrail hazırlıksız yakalandığı için alelacele kaldırdığı helikopterler yukarıdan kimin İsrailli, kimin Hamas üyesi olduğunu tespit edemedi. Çünkü Hamaslılar İsrail kıyafeti giymişler, sivil kıyafet giymişler ve hatta esir aldığı askerlerin kıyafetlerini giymiş Hamaslılar. Dolayısıyla kimin Hamaslı, kimin İsrailli vatandaş olduğunu ayırt etmeksizin zaten orada da söylüyor zaten, ayırt edemiyor. Ve birçok sivili İsrail kendi öldürdü. Bunu kim söylüyor? Bakın, bak. Kaynağı ne bunun? Kaynağı şu, İsrail basını. İsrail basını. İsrail basını. Evet. Yani açık açık bunu yazdı. Ve bu enteresan bir şey. Ha, burada şu da insanın aklına geliyor. Acaba gerçekten ayırt edemedi mi? Yoksa böyle bir planları mı vardı? Yani ne kadar sivil ölürse İsrail o kadar daha da böyle mağduru oynayacak. Mağduru oynayacak tabii. Yani ve siviller öldürülen kişilerin bu yani kendi vatandaşlarını bile görmüyor. Görmüyor. Yani eğer İsrail'in tarihinde daha da dehşet. Böyle bir durum da söz konusu. Dolayısıyla bugün görüşmüş olduğum Hamaslı siyasiler ve gazetecilerin dediği de bir yere oturuyor. Yani Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail içine sızıp oradan işte bir takım insanları esir alması, rehin alması esasında amacı şu. Bunları Hamaslı hapishanelerdeki insanlarla takas etmek. Ve dolayısıyla zaten Hamaslılar diyor ki biz orada sivil öldürmedik diyor. Bak ısrarla bunu söylüyorlar. Biz sivil öldürmedik diyor. Ve sivil dedikleri birçok insan da diyor aslında asker. Çünkü biliyorsun yani İsrail'de herkes asker. Sivil gibi gözükür ama silah vardır. Ha, bu arada şunu da ifade edeyim Murat, bak yani savaş sadece biz hep Gazze'yi söylüyoruz ama oradaki bu kirli savaş sadece Gazze'de olmuyor. Batı Şeria'da bugüne kadar 450 kişi öldürülmüş. 450 Filistin öldürülmüş. Batı Şeria'da. Hiç orası kimse daha, söylemiyor. Orası daha şey fragman. Şimdi evet ve orada şu anda yerleşimci dediğimiz Yahudiler Filistinlerin evlerine çöküyor. Yani bölgede ciddi bir kaos ve kargaşa var. Tamamen İsrail'in dehşet içerisinde bölgeyi yeniden dizayn etme faaliyeti var. Ha bu nereye kadar gidecek? Mesela bu. Mesela Türkiye'yi bypass etmek istiyorlar. Bu Gazze'de kurulmak istenen hani dedi ya zaten Netanyahu. Eğer Gazze'yi Hamas'tan temizlersek işte Amerika uluslararası koalisyon diyor. İsrail de diyor ki biz yöneteceğiz diyor. Burada da bir anlaşmazlık var. Her şey güllük gülistanlık falan değil. Amerika ile İsrail arasında şu anda çatışma var. Haluk Hoca değindiğinde ben onu unuttum söylemeyi. Şimdi Netanyahu'nun eninde sonunda uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacağını Amerikalılar biliyor. İsrailler de biliyor. Burada diyorlar ki bir akıl, bir akıl Netanyahu'yu bir şekilde devirip ya da iktidardan düşürüp ister siyasi ister darbeyle düşürüp ya bütün suçu onun üzerine atarak kurtulmayı deniyorlar. Deneyecekler diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Senin öngörün ne? Benim öngörüm şu. İster Netanyahu'yu devirsinler, ister darbe olsun, ister Netanyahu kendi isteğiyle çekilip gitsin ki bana göre bu olay Netanyahu yiyecek. Yani bazıları şöyle dedi. Kendi ya Netanyahu bu olayı farkında. Şunun için tezgahladı. Zor durumdaydı. O zor durumdan çıkabilmek için İsrail böyle bir tezgah kurdu. O şey gibi siyasi zor durumdaydı. Evet. Bu olaydan ama gördük ki bak şu anda Netanyahu daha zor kötü durumda. Daha kötü durumda. Demek ki böyle bir planı yok. Netanyahu böyle bir plan yapmamış. Ayrıca Netanyahu biliyorsunuz askeri suçlayan, istihbaratı suçlayan, çok ağır ifadeler kullandığı bir tweet attı. Ve sonra büyük baskı nedeniyle bunu sildi ve özür diledi. Demek ki orada bir iç çatışma var. Yani İsrail'de tam birlik beraberlik yok. Ha Netanyahu'yu ver kurtul. Bu arada şöyle bir şey var. İşya kehanetinden bahsetti geçtiğimiz günlerde. Şeyden kehanetinden bahsetti. Arz-ı Mevut'tan bahsedersen her şey vardı. Hani çoluk, çocuk, kadın, yaşlı fark etmez. Hani öldürerek bütün bu amelleri kontrolü kaybedilir. Yani elde etmek için her şeyi yapabilir. Her şeyi yani bir gözüyle bakıyorlar. Şu anda lideri gibi konuştu. Bir devlet başkanı gibi değil. Ciddi bir suçtu aslında bak. Sayın Cumhurbaşkanı bizim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi tanımladı. Örgüt lideri gibi davranıyor. Ve devlet değil örgüt gibi davranıyor. Doğru diyor. Bir şey söyler. Hatta ben daha ileri gideyim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı daha diplomatik bir dille söylüyor. Bir çete lideri gibi davranıyor. Yani bu çete yani resmen İsrail orada bir soykırım yapıyor. Ki tarihte kendisinin uğradığı şey bir başkası üzerinde deniyor. Evet. Ya bu çok korkunç bir şey. Bakın biz burada normal gibi anlatıyoruz. Emin olun oradan gelen görüntüler, orada yaşayan insanların aktarımı, tabii korkunç şeyler, paylaşamayacağımız görüntüler. Evet, korkunç şeyler var. Sosyal medya adreslerine de geliyor bunlar. Ben iddia ediyorum dünya tarihinde bu kadar hunharca yapılan bir katliam yoktur. Evet. Dolayısıyla buradaki savaş, birazdan o nükleer şeyleri kullanırız. Konuşacağız. Ya Harari, Yuval Harari'nin konuştuğu şey, o çok önemli. Alacağım onu. Bununla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı hocam? Var. Olay şu konuya ama kendi vatandaşlarını mı vuruyor ya da burada bir mağdur mu oynuyor? Yani bunu devamlı yapar çünkü Mossad bunu devamlı yapar. Bak Mossad'ın planları arasında bu vardır. Yani ne yapar? Mağduru oynaması lazım. Onun için kendi vatandaşını öldürür mü? Öldürür. Yani biz bunun örneğini şeyde de gördük. Amerika'da da gördük. O ikiz kulelerde. Hı hı. Yani defalarca uyarı gelir ama dikkate almazsın. Çünkü karşı tarafı hani devre dışı bırakabilmek amacıyla bazı şeylere müsaade ediyorsun. Hı hı. Tamam mı? Yani vahşet böyle başlar. Ne olacak? İşte sonuçta birkaç yüz kişi gitsin ama biz de sonuca ulaşalım. Ne derler? Hedefe ulaşana kadar her yol mübahtır anlayışıyla devam eden bir İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Söyleyeceğim bu. Peki şöyle yapalım. Şimdi Doğu Akdeniz'de konuyu biraz değiştireceğim ama tabii aynı konu üzerinden gideceğiz. Evet. Nükleer yığınak konusu. Biraz girizgah yapmıştık ama Amerika'nın hem denizaltı hem de bu bombardıman uçaklarının göndermesiyle ilgili yine gündeme düşen bir haber vardı. Buradaki amaç o bölgeyi daha fazla şiddetli bir şekilde tahrik etmek mi? Yoksa diğer ülkelere bir mesaj mı vermek? Nasıl yorumluyorsun? Ya Murat buraya gelmeden önce istersen şu Kabe imamının. Onu mu alalım? Ya alalım çünkü niye alalım biliyor musun? Onunla hani ilişkilendirecek misin? Evet. Blinken ziyarete gitti. Suudi Arabistan'la konuştu. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile konuştu. Bakın demek ki bir şeyler dönüyor. Bir teklif yapmış. Oradan Kabe, yorum gelmiş. Evet tamam, evet yani Kabe imamının çıkıp yani açık net şekilde hani bu zulme karşı sesinizi çıkarmayın demesi gerçekten bizleri şok ediyor. 10 numara. Şimdi Haluk Hoca o sesli olacak. Arabistan'da olan hiçbir şey beni şok etmiyor. Şok etmiyor değil mi? Ya ben söyleyeyim. Ya korkunç. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın bu katliam karşısındaki tutumu ya insanlar diyor ki ya siz hangi dünyada yaşıyorsunuz ya da İsrail'e niye bu kadar bağımlısınız? Amerika'ya niye bu kadar bağımlısınız? Düşünün Birleşik Arap Emirlikleri 8 uçak mühimmat gönderiyor İsrail'e. Daha dur gemilerle gelenler askerler. Halloween kutladılar Cadılar Bayramı. Evet ve Suudi Arabistan diyor ki ya diyor tamam orada bir şey aşırı güç kullanımı var ama diyor biz bu olaydan sonra diyor yine İsrail'le normalleşme şeyine devam edeceğiz diyor. Bunu alalım, dinleyelim mi? Ya çok enteresan ya gerçekten Kabe imamının bu açıklamaları ve oyuna gelmeyin diye vatandaşlar ya diyor sakin olun diyor. Çıkarmayın sesini. Yani. Karışmayın diyor. Biz sesi dinleyelim istersen. Açalım. Alabiliyor muyuz artık? Evet. فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض vazife olmayan İşlere diyor ki liderlerinizin işte sizi yönetenleri dinleyin. Burada fitneye alet olmayın. Ya bu nasıl bir Mekke imamı, nasıl bir Kabe imamı zulme diyor ses çıkarmayın diyor. Liderlerinize itaat edin diyor. Arkadaşlar, nedir bu? Allah aşkına nedir bu? Suudi Arabistan proje bir devlettir, tamam mı? Bunların kuruluşuna kadar gideceksin. Kuruluşuna baktığın zaman işte o dönem İmam Hüseyin diye biri var, İngiliz ajanı. Şerif Hüseyin. Ayrı bir tane daha var Hüseyin. O da Türkçe ve Arapçayı çok iyi bilen İngiliz ajanlarıyla dolu ve Suud ailesini iktidara getiren bir İngiltere var. Tamam mı? Suud ailesi devam ediyor o günden bugüne. Ondan evvel Haşimilerdeydi. Bir kere birbirlerini orada bir temizlediler. Ardından Ürdün'e bakıyorsun. Gelinleri bile İngiltere'den. İngiltere'de bütün yatırımları. Arabistan'a bakıyorsun. Oradaki üst düzey hani iş adamları, prensler falan var ya paraları İngiltere bankalarında, City of London'da duruyor. Bir kere buradan baktığın zaman zaten Suudi Arabistan otomatik devre dışı. Bir, iki, buradaki bu adamın açıklamasının dibinde Türkiye'ye itibar etmeyin yatıyor. Bakın çok açık söyleyeyim. Burada hedef yani üstü kapalı, hedef Türkiye. Yani o dolduruşa gelmeyin, Türkiye'nin dolduruşuna gelmeyin diyor. Bak Türkiye'yi şimdiden bir şekil hedef yapmış durumdalar. Yani vazife olmayan eylemlere katılmayın diyor. Tabii ki yani şimdi Türkiye'nin söylemleri Suudi Arabistan'ı, özellikle Mısır'ı da çok rahatsız ediyor. Bak şu an Sisi müthiş rahatsız. Yani bakmayın siz, evet ben onları almam, işte açmam, savaş nedeni sayarımın dibinde yatan kendi iktidarının sarsılması. Sina Yarımadası'na evet Filistinler girdiği zaman Mısır'ın gerçekten güvenliği sorun haline gelir. Çünkü daha önceden yaşanmış deneyimler var Ürdün'de. Ürdün'de çok ciddi sorun çıktı Filistinliler yüzünden. Filistinlilerin büyük kısmını silahlı çatışma sonucu El Fethi'yi devre dışı bırakan bir Ürdün'den söz ediyoruz. Şimdi aynı korkuları depreşti. Açık konuşayım mı? Filistinliler Arap dünyası tarafından vebalı gibi görünüyor. Sevmiyorlar. Sevmiyorlar ya, açık konuşuyorum. Yani Filistin Arap dünyasında kabul görmeyen bir grup. Zaten köken olarak da çok kabul görünmüyorlar. Çünkü Girit kökenli oldukları hani söylenen bir grup, sonradan gelmiş Müslümanlığı tercih etmiş oldukları için Sami ırkından değiller bir kere. Bu nedenle istenmiyor. Yani Filistinlerin kaderi şu. Gelmiş orada Müslümanlığı seçmişler. Arap dünyasından dışlanmışlar. Batı dünyasından dışlanmışsın. Sana gelmiş İsrail kurulmuş. İsrail tarafından zaten ezilip gidiyorsun. Zaten bir avuç insan. Dolayısıyla ya, Mahmut Abbas var bir de. Sevmeyebilirsin. Ayrı bir şey. Doğru, dediklerim doğru. Hayır, kim sevmiyor? Onlar sevmiyor. Sevmeyebilirsin. Ona diyorum ben de. Sevmeyebilirsin ama şu var. Şimdi strateji var. Bir devlet aklı var. Yok. Bizim maalesef bizim ülkemizde de bazı insanlar diyor ki ya bu bize ne diyor Araplarla İsrail'in meselesi. Ya değil esasında, biliyor musun? Şimdi mesele şu. Değil. Mesele şu. Gazze düştükten sonra, Mescid-i Aksa düştükten sonra sence gerçekten Suudi Arabistan güvende mi olacak? Ya kimse güvende mi olacak? Türkiye'de güvende mi olacak? Arkadaşlar ya bu ben anlayamıyorum. Ha, Türkiye'de de bunu söyleyenler, dile getirenler var ya. Bırakın diyor ne yaparlarsa yapsın kardeşim. Orta Doğu'daki bu yığınak, birazdan o nükleer silahları konuşacağız. Bu kadar silah deposu vesaire filan sadece Gazze'yi yok etmek için mi var ya? Amerika'nın 2 tane savaş gemisini getirmiş. Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi, 2 tane uçak gemisi. Nükleer denizaltı ne peki? Denizaltısını getirmiş. Rusya'yla mı savaşıyorsun? Bombardıman uçağını getirmiş. Efendim diyor ki ya Gazze boşver, İsrail'le Filistin arasındaki mesele. Sana ne, bize ne diyorlar. Bak, bu kadar böyle duyarsız, bu kadar böyle yani küçük düşünme olur mu? Şimdi bak, Suudi Arabistan eninde sonunda bak ya teslim olacak. Yani tamamen İsrail'in bir eyaleti, bir şehri gibi yaşamayı seçecekler. Ya da onurlu çıkışı. Yıllarda zaten bunları yaptılar. Ne istenirse yapmadılar mı? Yani Neon projesiler, Neon projesi. Robot devletleri, şimdi robot devletleri hepsini yapmadılar mı? Laine yapmadılar diyor mı? Diyor ki ya sesinizi çıkarmayın diyor. Tamam orada katliam olabilir ama diyor sesinizi çıkarmayın. Ya böyle bir imam. Kabe'nin imamı ya. Peki ben şunu söyleyeyim Murat. Bu Kabe gerçekten de bakın bu Kabe Müslümanların elinde falan değil. Ben çok belki ağır ama Müslümanların elinde falan değil. Yani gerçek Müslümanların elinde olsaydı o Kabe'nin imamı bunu söylemezdi. Bunu söyletemezlerdi. Ya kim söyletti bunu? Bunu kim söyletti? Kim söyletti? Devletin başındakiler kim söyletti? Falan anlamında. Şimdi orada şöyle ince bir şey var. Oraya gireyim çok kısa. Hani şey vardır. Kabe alınacak, alınmayacak. Hep bu konuşuldu yıllarca. Hep şu dendi. Ya Kur'an'da da işte bazı hadislerde de ele geçirilemeyecek diye böyle bir mühür var. Dolayısıyla Müslümanlarındır diye hep anlatıldı. Hocalar da kızdı bununla ilgili. Orada şu var ama. Alınamayacak, teslim alınamayacak anlamında bir mühür var. Yoksa içeri girilemeyecek anlamında bir şey yok. Zemzem Towers'ı kim yaptı? Ha, illa fiili işgalden bahsetmek gerekiyor ki zaten otellerin %90'ını kim yaptı? Zaten. Bunlar yaptı. Orada evet. Kabe'nin kaç metre üstünde yukarıdan böyle bir deve kuşu bakışıyla Zemzem Towers'ı şeytan kulelerini kim yaptı yani? Fiili işgale gerek yok yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Ya arkadaşlar zaten şey var, senin dediğin doğru. Bakın şöyle bir şey var. Suudi Arabistan'ın trilyonluk yatırımları batılı ortaklarıyla. Neon projesi çok önemli. Şu an Türkiye'de dillendirilmiyor böyle şeyler de. 500 milyar projesi, dolar mıydı en son? Evet, bir rakam vardı yani. Tabii üstüne ne kadar geçmiş. 1 trilyonu geçmiş bak. Line var hemen arkasında. Orada bir çizgi şehir yapılıyor. O çizgi şehrin amacı küresel sisteme hizmet etmek. Hatırlayın 2 yıl önce senin programda ben ne demiştim? Dedim ki Orta Doğu'yu cehenneme çevirdikten sonra orada sahte bir cennet oluşturacakları, bunun adı Neom dedim. Şimdi gün gelecek, bak o Neom projesini Arapların ve dolayısıyla İslam aleminin önüne sunduklarında sahte bir cennet sunacaklar ve diyecekler ki işte Suudi Arabistan'ın olduğu yer, ki Mısır'ı da kapsıyor arkadaşlar. Ürdün de kapsıyor, bak dikkatinizi çekerim. Evet. Bu 3 ülkeyi kapsayan bir proje o. O proje gerçekleştiğinde şöyle denecek. İşte barış, robotlar şehri ve tek dünya devletinin Orta Doğu'daki temsilcisi. Evet, biz size cenneti vaat ediyoruz dememiş miydik? Alın size cennet işte. Biraz sonra Harari'yi konuşacağız. Harari'nin 4 dakikamız var. Tamam. Yok, ondan sonra konuşursunuz. Harari'nin delirip o saçma sapan açıklamayı, birazdan Murat söyleyecek onu, yapmasının sebebi tamamen bu projenin biraz bu Hamas yüzünden aksaması. Şu an delirmiş durumdalar. Nükleer silah kullanırlar mı? Hiç acımadan kullanırlar. İnsanlıklarını kaybettiler çünkü. Evet, ekleyeceğim var mı? Bundan sonra yapabilecekler şey yok. Evet. Reklama gideceğiz. Şimdi bunlar, bekle. Bakın şu yani andaki o videoyu almayalım. Gazze'de yapılan bu yoğun bombardıman ve gözlerini kırpmadan 2000 sivili öldürmeleri, yani bunların yapamayacağı şeyin olmadığını gösteriyor. Hani bugüne kadar ne dediler? Ya Orta Doğu'da durup dururken şöyle bir savaş olmaz. Yani bu çağda da böyle bir şey olmaz dedikleri bir dönemde 12 bin sivil dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Ve hiç kimse sesini çıkaramıyor. Yani sonuçta 9 milyonluk devlet diyoruz değil mi İsrail'e? 9 milyonluk devlet. Ya bu İsrail'in ne ayrıcalığı var arkadaş? Yani çıksın şu uluslararası ilişkiler kasanlar var ya hani akademisyenler... Ya işte hak, hukuk var kardeşim. Uluslararası Ceza Mahkemesi var, lahi var. Efendim Birleşmiş Milletler var. Ya düzen var kardeşim. Hadi açıkla bana ya. Gel buraya açıkla. Bu nasıl bir düzen ki 9 milyonluk bir devlet bütün dünyaya kafa tutuyor. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararı yırtıyor. Salonda bulunan diğer ulus devletlerin yüzüne fırlatıyor. Peki ne ayrıcalığı var bu devletin? İsrail'den bahsediyorum. Ve Amerika güya özgürlükler ülkesi, dünyayı yöneten güç, hala diyor ki İsrail kendini savunma hakkını kullanıyor. Ya kendini savunma hakkı nasıl? Yani %73, %74 kadın çocuğu öldürerek mi kendini savunuyor? Şey de öyle, Avrupa basını da öyle. Avrupa basını da öyle. Aynen. Ha, burada demek ki başka bir şey var. Ben başından beri şunu söylüyorum. Bu işi bir din savaşına doğru götürüyor. Evet. Ve başından beri de bu savaş bütün İslam ülkelerine açılmış, bütün İslam dünyasına açılmış bir savaştır. Ya Armageddon resmen, bunun adı Armageddon'dur ya. Haçlı seferlerini hatırlatın. Kesinlikle. 1096 yılında başlayıp 1200'lü küsürlere giden o süreçte ne yaptılar? İlk seferini, Haçlı seferi Kudüs'e düzenlendi. Niye? Evet. Niye düzenlendi Kudüs'e? Hem doğunun zenginliklerini alıp götürmek, hem de bir din savaşı. Hem oraya hakim olmak. Bütün dinlerin merkezi Kudüs yani. Oraya hakim olmak istiyorlar. Yani sadece hani semavi dinler değil, pagan dinlerin de merkezi oraya. Hep kurulmuş, yıkılmış, kurulmuş, hep demişiz yıkılmış. Ya olmaz ya, bu olmaz. Yani yapamazlar falan demişiz. Bugün bakıyorum o profesörler, uluslararası ilişkiler vesaire filan Armageddon'u tartışıyor. Komplo teorisi. Armageddon'u tartışıyor. Yani çünkü onlar da ya biz kehanetleri konuşuyorlar. Kehanetleri konuşuyorlar. Ya biz bunları diyorduk ama bak gerçekleşiyor. Evet, gerçekleşiyor. Aslında. Çünkü dünyadan kopuklar, açık net söyleyeyim. O Covid'de yaşadıklarımız gibi değil mi? Aynen öyle. Murat, kopuklar mı yoksa konfor alanın bozulmasın şimdi, korkusu. Ya da, o da var. Bu gerçeği koyalım ortaya. Şimdi ben şunu gördüm. Biliyorsun çok program yaptık. Yani akademisyenlerle vesaire filan. Açık net şekilde şunu söyleyeyim. Tabii ki çok donanımlı, mesleğini çok iyi yapan, hakkını veren akademisyenler de var. Fakat ben bazılarında şunu gördüm. Ya zaten ben kariyer yapmışım, profesör olmuşum, mesleğimde çok da iyi para kazanıyorum. Suya sabuna dokunmayayım. Suya sabuna dokunmayayım ya da kendimi güncelleyemeyim. Güncellemiyorlar kendini. Zaten güncelleme sorunları var yani. Güncelleme sorunları var. Ya bilgisayara bile kardeşim reset atmasan, yani güncellemesen, yani programları almıyor. Büyük resimden bakamıyorlar. Büyük resim, büyük resimden bakamıyorlar. Bir şeye odaklanıp onun üzerinde yapıyorlar. Bir reklam arasına gideceğiz. Döndüğümüzde önemli isimlerin yorumları var. O videoları alacağız. Tabii eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Harari'nin var. Yine Amerikalı bir albayın açıklaması, Mossad eski müdür yardımcısının açıklamaları var. Kısa bir aramız var. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Güreş severler ekran başına. Türk'ün atasporu, gururumuz yağlı pehlivan güreşleri Lider Haber TV'de. Baş pehlivanlarımız başta olmak üzere pek çok güreşçinin er meydanında kol bağlayacağı Fethiye Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri 12 Kasım saat 14'ten itibaren Fethiye'den canlı yayınla Lider Haber TV'de. Yeter ki merak et öğretmenim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sektörel mükemmeliyet merkezleri işbaşı eğitimler için her zaman yanında. Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar ve yeni komuta kademesi emeklilikten Ticaret Bakanı Ömer Bulas, seçimler bitti ama muhalefet cephesinde sular durulmadı. Tüm Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bugün Malatya'da 5,6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Haberin lideri Lider Haber'de hafta içi her gün saat 18.30'da ana haber bülteninde buluşalım. Bu şekilde felaketleri yaşıyorsak bunun sebebi yine bizleriz. Acizliğin bir işaretidir. Batı'nın ve Amerika'nın gazına gelip Rusya ile savaşa giren Ukrayna'nın durumu ortada. Gündemde öne çıkan başlıklar, gazete manşetleri. Eylül Karaydi, cuntacılar kahpe. Dolu bir turizm sezonu geçireceğiz. Seçimlerden önce bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirası. İşi, gücü, açlığa yalan söylemek. Hayata ve gündeme dair önemli gelişmeler. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun. Haksız yere zam istemişler. Hastaneye giden sırasını da kaçırıyor. Çok heyecanlı. Hafta içi her sabah saat 7'de haberin lideri Lider Haber ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Siyasetten ekonomiye, spordan sanata, sağlığa, her alanda gündemi meşgul eden önemli konuları uzman konuklarımızla yakın plana alıp değerlendiriyoruz. Hafta içi her gün saat 13'te Lider Haber ekranlarında buluşmak üzere. 3, 2, 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın ve Türkiye'nin nabzı haber saatinde atıyor. Sıcak gelişmeler an be an ekranlarınıza taşınıyor. CHP ve İYİ Parti arasında İzmir'de siyaset gündemine bomba gibi düştü. İYİ Parti'nin memurlarımıza bu zam gelirken emeklilerimize merak edilen tüm sorular, uzman konuklar ve olay yeri bağlantılarıyla yanıtlanıyor. İrem Koca belirttiğin gibi milyonların gözü bugünkü kabine toplantı. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı, 6 aylık veriler. İrem Koca Mayıs ayına ilişkin verileri, işsizlik rakamları. İyi yayınlar İrem Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben İrem Koca, hafta içi her gün haber saatinde görüşmek üzere. Herkese günaydınlar diliyorum. 28 Mayıs 2023 Pazar gününden hepinize tekrar günaydınlar. Bir haftayı geride bıraktık. Umarım bir hafta çok güzel geçti. Sadece ilk dönem konuları sorulacak diye sınavı hafife almayın. Sakın ha, rehavete kapılmayın. Hani ilk dönem sorulacak. Ben nasıl öyle? Buradan sevgi selamlarımızı iletelim. O muhteşem Konyaaltı sahilini Antalya'ya kazandırmıştı. Ve o muhteşem Konyaaltı sahili dünyaca ünlü hani sahiller. Taşlar dedi şöyle yap, aman ha, aman beyler dikkat edin. Bakın işte Alanur da dizide Ziya'dan intikam alacakmış. Nasıl alacak bilmiyorum. En büyük lider yetiştirendir diye. Selçuk Bayraktar da gerçekten o Baykar'da birçok kendisi gibi Selçukları yetiştiriyor. Bülent Uçman'ın sunumuyla 9.12 bugün saat 9'da Lider Haber'de. Telegol Cumartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Salı günü 60 dakika harika oynayan ama Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup ayrılan. Daha sağlıklı bir defans oluşturursun ki tecrübeli, birbirlerine yardım edebilen. Anladın mı? O çocuk heyecanlı. Fenerbahçe'yle beraber yorumlarım. Fenerbahçelilerin bir isyanı var. Çünkü sonuçta Beşiktaşlar... Fenerbahçe'nin lehine çalmıyor yani hakemler. Hiç çalmıyorlar. Aslanlarım benim ya. Hayır, bu sene gerçekten Galatasaray'ını bir kenara bırakırsak. Telegol Özel bugün saat 22'de Lider Haber TV'de. Güreş severler ekran başına. Türk'ün atasporu, gururumuz yağlı pehlivan güreşleri Lider Haber TV'de. Baş pehlivanlarımız başta olmak üzere pek çok güreşçinin er meydanında kol bağlayacağı Fethiye Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri 12 Kasım saat 14'ten itibaren Fethiye'den canlı yayınla Lider Haber TV'de. Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim 2 katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Güreş severler ekran başına. Türk'ün atasporu, gururumuz yağlı pehlivan güreşleri Lider Haber TV'de. Baş pehlivanlarımız başta olmak üzere pek çok güreşçinin er meydanında kol bağlayacağı Fethiye Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri 12 Kasım saat 14'ten itibaren Fethiye'den canlı yayınla Lider Haber TV'de. Herkese günaydınlar diliyorum. 28 Mayıs 2023 Pazar gününden hepinize tekrar günaydınlar. Bir haftayı geride bıraktık. Umarım bir hafta çok güzel geçti. Sadece ilk dönem konuları sorulacak diye sınavı hafife almayın. Sakın ha, rehavete kapılmayın. Hani ilk dönem sorulacak. Ben nasıl öyle? Buradan sevgi selamlarımızı iletelim. O muhteşem Konyaaltı sahilini Antalya'ya kazandırmıştı. Ve o muhteşem Konyaaltı sahili dünyaca ünlü hani sahiller. Taşlar dedi şöyle yap, aman ha, aman beyler dikkat edin. Bakın işte Alanur da dizide Ziya'dan intikam alacakmış. Nasıl alacak bilmiyorum. En büyük lider lider yetiştirendir diye. Selçuk Bayraktar da gerçekten o Baykar'da birçok kendisi gibi Selçukları yetiştiriyor. Bülent Uçman'ın sunumuyla 9.12 bugün saat 9'da Lider Haber'de. Evet efendim, büyük resim kaldığı yerden devam ediyor. Büyük resim X hashtag ile sorularınızı gönderebilirsiniz, yorumlarınızı gönderebilirsiniz ve şu an tabii birinci bölümde kısa kısa yer vermiştik ama ajanslara yoğun bir şekilde görseller düşmeye başladı. Son dakika haberler düşüyor. Son dakika haberler ve ciddi anlamda Gazze'ye bomba yağıyor. Yönetmenim, alabiliriz. Şimdi hemen başlar başlamaz soru. Müsaade edersen evet soruyu sor da tamam. Şu son dakika haberlerini bir vereyim. Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Olur, mesela Gazze'nin yoğun bir şekilde bombalandığını biliyoruz zaten. Canlı yayında şu an görüyoruz. Canlı, şu anda evet. Anadolu Ajansı'ndan canlı veriyor. Alıyoruz. Çok yoğun bir bombardıman var. Ama bunu tabii karşı tarafta mesela yerel kaynaklar bu da son dakika haberleri. Kassam Tugaylarının İsrail güçlerine karşı birçok noktada eş zamanlı operasyon başlattığı haberleri geliyor. Mesela El Nas mahallesi, Şati mülteci kampı ve Şifa hastanesi ekseninde birden fazla noktada çok yoğun çatışmalar var. El Nas mahallesinde çok sayıda İsrail tankı imha edildi. En az 15 ölü olduğu bilgisi var burada da. Şati mülteci kampında çok sayıda İsrail zırhlı aracı imha edildi. Ölü sayısı henüz net değil. Tel Aviv Hava'nın batısında ilerlemeye çalışan İsrail birliği pusuya düşürüldü. Beyt Lahia'nın batısında yoğun çatışmalar devam ediyor. Yani gerçekten de bölgede şu ana kadar, bugüne kadar yapılan en yoğun çatışmalara sahne oluyor. Sorunu şimdi şöyle, Doğu Akdeniz'deki Amerika'nın nükleer yığınağını sormuştum birinci bölümde. Onu tekrar hem sorayım hem de tabii nükleer denizaltı ve yine bombardıman uçaklarının gelmesi ne anlama geliyor? Bunu bir aç. Evet. Hocamla da devam edelim. Şimdi Murat, burada hani bir küresel savaştan bahsediyoruz. Yani bir mesela Armageddon var. Armageddon'dan bahsediyoruz. Evet, burada çok büyük bir gözdağı var. Baktığın zaman Amerika'nın buraya yığdığı silahlar, bunların çeşidi, önemi, görevi vesaire, bunların hepsi bir arada incelendiğinde Amerika'nın bütün bu yığınağı Gazze için yapmadığı ortada. Ha, niye yapıyor? Yani USS Gerald Ford uçak gemisini buraya yönlendiriyor. Eisenhower uçak gemisini buraya yönlendirdi. Burada demirlemiş duruyor. Ve yetmemiş, nükleer denizaltısını buraya yönlendirmiş. Ve yetmemiş, B-1 bombardıman, ağır bombardıman uçaklarını buraya konuşlandırmış. Yetmemiş, bakın 9.000 askerden bahsediliyor. Tekrar gönderiyor Orta Doğu'da. Bunlar niye? Yani Gazze için mi? Değil. Bölgeye büyük bir gözdağı veriliyor. Ve burada oluşabilecek bölgesel bir savaşa hazırlık yapıyor. Devletlere, buradaki devletlere, Orta Doğu'daki devletlere diyor ki İsrail burada istediğini yapacak. Zaten öyle bir açıklama da yaptılar. Üçüncü taraf devletleri uyarıyoruz dediler. Yani müdahil olana karşı biz savaş başlatacağız dediler. Evet. Açık net, bunu yalanlamadılar yani. Evet. Dolayısıyla burada büyük bir savaşa hazırlanıyorlar. Ve mesela Yuval Harari'nin, yani İsrailli o profesörün, aynı zamanda onun konuşması çok önemli. Mesela ondan beklemezdim ben. Ya bombalayalım diyor. Nükleer beklemezdim çünkü. Ondan beklersin onu. Şöyle beklemezdim. Bakın bu çok fazla. Yuval Harari dedikleri adam esasında güya aynı zamanda kim biliyor musun Haluk Hoca? Fütürist tarihçi aslında bir bakıma da kimliği var. Dünya Ekonomik Forumu'nun prenslerinden. Evet. Bu da çok enteresan. Biz 8 hazırlayalım. Yazarlarından biri işte. Ya, Homo Deus kitabını biliriz. Biz çok fazla yorumladık Homo Deus kitabını. Homo Deus'tan dolayı yıllardır. Bir de bu adama komplo teorisini falan filan derler. Aynı zamanda da bu adam Dünya Ekonomik Forumu'nun baş danışmanlarından. Evet. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu bütün ulus devletleri Davos'a toplayarak konferanslar verdiren, talimatlar veren bir kuruluş değil mi? Yani bakın oranın baş danışmanlarından bir tanesi diyor ki İsrail nükleer silah kullanabilir. Dinleyelim mi? Şöyle ben de araya gireyim. O Homo Deus kitabıyla ilgili çok fazla yayın yaptık. Zaten kimliğini her fırsatta söylüyor. Yani tarihçi olarak geçiyor ama yani fütürist, ateist bir yazar bu. Homo Deus kitabında bir paragrafta Ya o kadar ince bir detay var ki, diyor ki eskiden işte insanlardan bahsediyor. İşte ölüm yaşları, ömürlerinin kısa olmasından, şimdiki insanların ömürlerinin uzun olmasından falan bahsediyor ama nereye bağlıyor? Diyor ki ilk yayınımızda bu konuya aslında biraz yüzeysel girmiştik. Allah diyor, ya Allah yaratıcı diyor. Sizin inandığınız yaratıcı diyor. İnsanı yaratmış. Ama diyor bu ölüyor. Kolu bacağı kırılıyor, sakatlanıyor, organları işte yaşlanıyor, bozuluyor. Bu insan 1-0'ı yaratmış tırnak içerisinde. Ama diyor biz diyor bazı modifikasyonlarla, yapaylarıyla, yapay organlarla, işte kalbiyle, koluyla, bacağıyla ve teknolojiyi de kullanarak biz insan ömrünü uzatacağız. Ve Tanrı insanı tırnak içerisinde yaratacağız. Eğer bu noktaya getirirsek, insanların ölümsüzlüğe ulaşmasını sağlarsak, inanması gereken bir yaratıcıya da ihtiyacı yok diyor kitabında bu adam. Hani o yüzden şaşırdım. Bu niye dedi dedin ya, asıl bu diyecek bu tabii ki de yani. Şöyle şu anlamda nasıl bunu diyebildi dediğimin sebebi şu Murat, bak. Güya insancıl yaklaşımı var bu oyunun. Yani bir de hani Dünya Ekonomik Forumu çok ciddi bir kuruluş. Abi işte yani 200 burada danışmanlık yapan birisi diyor ki İsrail nükleer silah kullanabilir. Yani. Ya Allah aşkına, yani Gazze'de zaten nükleer silahtan daha büyük patlayıcılar kullanmışsınız. Evet, evet. Bakın o, yani 35.000 ton patlayıcıdan bahsediyor. Bu korkunç bir şey. Alalım 8'e. Korkunç Murat, bir şey. Bak şöyle bir şey var. 2 sene önce bu adam çıktı. 2019'da ne 2 sene önce? 2019 Davos'ta dedi ki 3,5 milyon insanın dışındakilerin hepsi çöp olacak, evet, diyen adam. Evet. Dedi yani, ki bak dünya nüfusunu azaltalım. Nasıl bir insancıl bir yorum bekleyebilirsin ama ki? Ama demek ki işte bunu kastediyor. İşte yani, 200'lükleri bakın, nükleer seferinde çıkıyor. 200'lükleri her seferinde çıkıyor. Nükleer silah kullanabilir demesinin sebebi o. Yani evet, dünya nüfusunu azaltalım. Yönetmenim hazır mı? 8. Yani böyle Harari'nin sesini de açalım. Yorumunu bir dinleyelim. 8. Hemen alalım. Hadi o gelene kadar şöyle anlatayım. Evet, bir dakika hocam girdi. Tamam. It's in the greatest danger we have been for years. We could theoretically be just 24 hours away from a nuclear war because there is a credible threat that Hezbollah and other Iranian allies will attack Israel with tens of thousands of missiles, in which case Israel could defend itself with all the weapons it has, including nuclear capabilities. So this is a very dangerous moment. Evet. Şimdi sadece Yuval Harari nükleer kullanalım demiyor. Kim dedi biliyor musunuz? Bakanları söyledi. İsrail'i bakan söyledi. Tabii kendi söyledi yani. Kendi söyledi ya. Atabiliriz. Nükleer atabiliriz diyor. Neydi? Miras Bakanı mı neydi? Miras Bakanıymış. Bak bunların şakası yok. Sesi alalım arkadaşlar. Bunların şakası yok. Şimdi Necef çölündeki İsrail. Yönetmenim benim kulağıma ses geliyor içeriden rejiden, onu alalım dedim. Buna gerek yok. Evet. Şimdi Necef çölündeki İsrail nükleer tesislerinin artık nükleer silah ürettiği de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Evet. Yani resmi olarak teyit edilmiş oldu. Bir bakanın, İsrailli bir bakanın bu nükleer silah kullanalım çıkışından sonra bunu resmi olarak doğruladılar. Şimdi gelelim senin o soruna Murat. Yani Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de bu gemileri niye yürütüyorlar? Arkasından da Rusya'nın şu denizaltıları var. Nükleer burada sadece nükleer hareketlilik sadece Amerika'da yok. Çok enteresan. İkiyi de hazırlayalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde bakın Haluk Hoca bahsetti, Güney Çin Denizi'nde nükleer bomba taşıyan uçaklarla gösteri yaptı. Şimdi Rusya'da daha geçtiğimiz hafta nükleer deneme anlaşmalarından çıktı. Putin imzaladı. Ve yine daha 2 gün önce Ruslar nükleer balistik füze denemesi, yeni bir balistik füze denemesi yaptılar. Birileri bir şeye hazırlanıyor. Ama bu birileri hazırlanırken bakın ölen olan Müslümanlara oluyor. Orta Doğu'da oluyor. Bu kadar Müslümanın kanı akıyor. Baktığınız zaman orada Rusya'nın çıkarı var, ayrı bir çıkarı var. Amerika'nın ayrı bir çıkarı var. Çin'in ayrı bir çıkarı var. İngiltere'nin var vesaire vesaire. Şimdi bunun bütün nedenine baktığınız zaman esasında bir enerji yataklarına sahip olma sorunu var, meselesi var. Birazdan göstereyim. Dur, oraya gelmeden şu ikiyi bir alalım hazırsa. Rusya şu denizaltılarının nükleer başlıklar taşıyan kıtaları. Because there is a credible Evet. Sizce şimdi Ruslarla Amerika savaşır mı nükleer silahlarla birlikte? Bakın ben bir... Putin'in bir beyanı vardı, hatırlıyor musun? Savaş başladığında, bütün dünya Rusya'ya yüklendiğinde, o ilk başladığı süreçte hani nükleer konuşulmuştu. Putin nükleer atar mı? Füze gönderir mi şeklinde. İşte Amerika'dan gelir mi bir tepki falan. Şey demişti, Haluk Hocam'la zannedersem yapmıştık o yayını ama Rusyasız bir dünya olmaz. Evet. Tehdit şeydi yani, beni yakarsan ben dünyayı yakarım. Zaten bu karşılıklı yok oluş doktrini diye bir şey var. Bak şimdi karşılıklı yok oluş doktrini şu, diyorlar ki her iki devlette, yani Amerika, Rusya elindeki nükleer silahları kullanırsa tamamen kendileri de yok olur, dünyayı da yok ederler. Ya da işte Çin'le Amerika savaşırsa iki karşılıklı yok oluş doktrini diyor. Bunu önlemek için bu devletler kolay kolay birbirleriyle savaşmazlar. Bugüne kadar da savaşmamışlar zaten. Bunun yerine kimi kullanıyorlar? Maalesef ve maalesef vekil devletler ya da devlet dışı aktörleri kullanıyorlar. Biz buna hibrit savaş yöntemi diyoruz. Orta Doğu'daki şu andaki savaş esasında hibrit savaş. Güçsüzleştirme devletleri. Yani politikası. Bu Orta Doğu'ya yapılan yığınak, ister nükleer, ister konvansiyonel olsun, bütün hepsi esasında bölgedeki devletlere gözdağı vermek. Bu bölgedeki devletlerden bir tanesi de, üzülerek söyleyeyim ki, yani bu yığınağın bir şeyi de Türkiye. Cephesi de Türkiye. Hedefi de Türkiye. Bilmiyorum, katılıyor musun? Evet, yani kesinlikle Türkiye. Biz yıllardır bunu söyledik. Evet. Artık dillendiriliyor. Bu bizim stratejik ortağımız değil. Biraz önce sözünü ettiğiniz Antony Blinken. 2019 yılında şöyle dedi. Türkiye için. Bizim sözde stratejik ortağımız Türkiye. Hiçbir şekilde güvenmiyoruz diyen bu adam. Bu. Bir. İki. 2012 yılında Jack Sullivan diyen bir adam var, biliyorsun. Bu ABD güvenlik danışmanı. Çok önemli bir isim. Orta Doğu'daki şu anki karışıklığın ve İsrail saldırganlığının arkasındaki isimlerden biri. O MİT baskınını düzenleyen, o FETÖ'cü yapıyı organize eden kişidir bu. Bir. İki. 2017 yılında Pentagon'a bir rapor verdi Jack Sullivan ve şöyle oldu. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Suriye'de çıkarlarımızı zedeliyor. Bizim orada kurmuş olduğumuz o terör devleti, ismini vermiyorum ki reklam olmasın, yani biliyorsunuz ismini. O dedi, o yapıya karşı çıkarak bizim DAEŞ konusundaki elimizi zayıflattığı için Türkiye artık bizim dostumuz değildir. Yani resmen Türkiye düşman devlet ilan edildi. Aynı yıl Pentagon Beyaz Saray'a bir rapor verdi. Dost ve düşman devletler. Neydi biliyor musun o? Söyleyeyim sana. Dost devletler arasında Tunus var, Cezayir var, Mısır var, Yunanistan var, Bulgaristan var, Türkiye yok. Türkiye yok. Düşman devletler Çin, Rusya olarak gösterilmişti. Bir de İran, tamam mı? Orada da yoktuk. Bizi ne dost ne düşman sınıfına sokmadılar, kenarda tuttular. Aslında bunun anlamı şu, çünkü sen düşün, NATO üyesin, Amerika'nın stratejik ortağısın ama seni dost ülkeler listesinden çıkardılar. Evet. Yani Türkiye düşmanlaştırılmış, onların gözünde düşman bir ülke sınıfında ve bunun en büyük isimlerinden iki tanesi, biri Dışişleri Bakanı oldu, Jack Sullivan da şu an ABD Güvenlik Danışmanı ve çok yetkili bir isim. Orta evet. Doğu'da bütün o terör yapılanmasını organize eden ve Türkiye aleyhindeki bütün yapıları hala organize eden kişi bu. Yani ilaveten bir şey söyleyeyim seni destekleyici. Mossad'ın eski başkanı Cohen ne dedi biliyor musun? Türkiye İran'dan daha tehlikelidir. Evet. Evet. Gittikçe Türkiye düşmanlaştırılıyor. Şimdi hep derler ya, Orta Doğu'da 2,5 devlet var. 7'ye hazırlayalım. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran, yarımı da İsrail. Şimdi evet. İsrail, bakın şu anda belki Türkiye çok problem gibi görmüyor gibi davranabilir. Evet. Ama emin olun Gazze'yi, Mescid-i Aksa'yı, Arap ülkelerini hizaya getirdikten sonra hedef Türkiye. Evet. Şimdi İran, bakın ben İran, birçok izleyici de sizler de takdir edersiniz. İran, İsrail ile olan bir takım ilişkiler, Amerika ile olan ilişkiler ki birazdan Trump'un da çok önemli açıklamaları var. Alacağız. Evet. Mesela ya buradaki rolünü çözebilmiş değiliz. Yani İran gerçekten İsrail'e düşman mı? Amerika'yla düşman mı? Geri mi çekildi? Yoksa İsrail'in orada varlığına bir gerekçe mi oluşturuyor? Bakın bunlar çok önemli konular. Onu da konuşacağız da şunu yapalım. Şimdi hazırsa 7'yi alalım. Gazze'deki doğalgaz yataklarının olduğu haritalar var. Bunları sırayla geçelim. Ve gecenin sorusu aslında. Yok bunları sırayla geçmeyelim. Bunları konuşalım. Yok, konuşacağız. Hani 3-4 tane var. Üzerine konuşarak geçeceğiz. Gecenin sorusu da o. Yani Amerika ve İsrail'in bu Orta Doğu'daki planı bir Amerika'nın gücünün, hegemonyasının devam ettirilmesi mi? Enerji yataklarına ya da doğalgaz yataklarına sahip olmak mı? Ya da günlerce, haftalarca konuştuğumuz Arz-ı Mevut topraklarına sahip olmak mı? Bu 3 tane başlık konuşuldu. Bir dakika. Tabii gaz yataklarını da alarak onun üzerine konuşalım. Murat'a kısa konuşup sözü vereyim. Murat'a. Bugün az konuştun Haluk Hocam. Buyurun. Bugün az konuştun. Yok, bugün az konuştum. Sonra hocam yazıyorlar, bize kızıyorlar Haluk Hoca'yı az konuşturdum. Yok, az ve öz konuşacağım çünkü şöyle bir durum var. Türkiye düşmanlaştırılmaya çalışılıyor ve bunu da Avrupa basınla Amerikan basında görmeye başladık. Yani şimdi geçtiğimiz günlerde ismi önemli değil, emekli bir general, ismini unuttum yani, çok sansasyonel bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'i Orta Doğu'da durdurabilecek tek devlet Türkiye diye açıklama yaptı. Sonra da açıkladı. Dedi ki ordusu çok kuvvetli, savaş gücü çok yüksek. Aynı zamanda İsrail gibi değil, bir savaş yaptıkları zaman o savaşta geri adım atmayan bir geleneksel yapısı olan ülke ve İsrail'i durdurabilecek tek ülke. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı'nın adını vererek şey diyor, mutlaka devreye girecektir. Derhal Amerika önlem almalı. Bak düşmanlaştırma bir taraftan Türkiye'ye yani övgü gibi anlatıyor ama subliminal mesaj bir taraftan da diyor ki İsrail'i yok edebilecek tek ülke. Evet. Aynen böyle yazmış. Adam tweet atmış. Evet. Milyonlarca izlenmiş tweet'i. Yani tepki gösteren var, şey yapan var. Şimdi Türkiye bir şekilde gerçekten alttan alta ne yazık ki dışlanıyor. Evet, doğalgaz yatakları, bilmem gaz yatakları, tamam. Evet, orada verelim. Ama ona da alalım o zaman. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu olay gaz yatağını falan açtı Murat. Bu olay ne oldu biliyor musun? Aslında Haçlı Seferi'ne döndü. Bak Haçlı Seferi'ne döndü. İşte Haçlı Seferlerinin önemli nedenlerinden bir tanesi de Doğu'nun zenginliklerini batıya götürmek Doğu'nun zaten. Doğu'nun zenginliklerinin de ötesinde artık bu Armageddon'a gidiyor. Yani zenginliği de geçtik, tamam mı? Ya hep ya hiçe gidiyor. Yani burada şu an Gazze'de ne yapılıyor? Bir silme harekat değil mi? Bir ulus yok ediliyor. Bir ulus yok ediliyor. Kendi hedeflerinin de önüne geçti. Ha, burada da şunu söyleyeyim. Dünyada İslam coğrafyasının nüfusu kaç? 2,5 milyar mı? 2,5. Hristiyanlıktan daha fazla. Onu biliyoruz, tamam mı? Bu hem Batı'yı hem Amerika'yı müthiş biçimde korkutmaya başladı. Ve Rusya da korkuyor. Ve tabii ki Çin de korkuyor. Çünkü kendi içlerinde çok yoğun bir İslam nüfusu var, İslam mensubiyeti var. Dolayısıyla bu resmen İslam'ı silme hareketine başlangıç olarak görüyorum. Yani bu iş artık doğalgaz yatağını falan geçti. Yani bir Haçlı Seferi, ama bu seferki Haçlı Seferi'nde Budistler de olacak. Çünkü Hindistan'ı falan da kattılar. Hindistan ölümüne destek veriyor şu an şeye, İsrail'e. Bırak hani sözde başında şey var değil mi? İnsancıl biri vardı. Adam gözü dönmüş biçimde İsrail'e destek veriyor. Çünkü bunlar hep tek dünyacılar. Büyük yıkım ardından yeni dünya düzeni diyorlar. Bunun içinde önlerindeki en büyük engel İslam coğrafyası, ama bu bölgedeki en büyük engel Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bu kadar. Şimdi bak, anlatmak istiyor musun? Tabii. Tamam, 4 görselimiz şimdi var. Sırayla Haluk Hoca dedi ya, bu iş işte şeyle ilgili sadece din. Haçlı seferlerine baktığınız zaman doğru, papalar hep organize etmiştir. Yani papalar teşvik etmiştir oradaki Hristiyanları doğuya Haçlı seferleri düzenlemesi için. Fakat işte o Haçlı seferlerinin altyapısını incelediğinizde aynı zamanda da Doğu'nun zenginliklerine çöreklenme, çökme var. Bak burada şimdi yani. Murat, şimdi şurası neresi biliyor musun? Burası Doğu Akdeniz. Hı hı. Tamam, Kıbrıs. Şimdi az önce söyledik. Nükleer silahlar, konvansiyonel silahlar, savaş uçakları nerede? Şuralar işte. Buralara yığıyor. Şimdi bak burada Gazze'ye baktığın zaman bak Gazze bak şurada şimdi, tamam mı? Bak şunlar gaz yatakları. Burada böyle küçük gözükmesine bakmayın. Burada ne kadar doğal gaz yatakları var biliyor musun? Rakam olarak 523 milyar dolarlık doğal gaz yatakları var. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Gazze tabii küçük bir yer. Çevrelenmiş, kuşatılmış İsrail tarafından. Ama buradaki doğal gaz çalışmalarını da başka şirketlere vererek hani oradan gelen gelirle Gazze'yi onarma, ayakta kalma yoluna gidiyorlar. 2024 yılında bakın şurada 3 tane doğal gaz yatağı var ki önemli yataklar. Yapmış oldukları anlaşmalar 2024 yılında bitiyor. Evet. Bak 2024 yılında. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Yani nasıl bir tavafuktur ki, tesadüftür ki anlaşmaların bittiği güne yakın bir dönemde İsrail buraya operasyon yapıyor. Planlamış. Şimdi bak burada İsrail'in doğal gaz yatakları. Şimdi Lübnan'a bakın. Hı hı. Bak doğal gaz yatakları. Şimdi savaşın olduğu noktaya bakın. Burası bu bölge. Yani bölgeden çıkmıyor. Devam edelim istersen. Ve Lübnan'daki şimdi gel buraya. Bir depo var. Yukarı Lübnan'da çıkıyorsun. Tabii. Peki PKK, YPG devletini orada niye kurmak istiyorlar? Musul, Kerkük petrollerini oradan getirip Doğu Akdeniz'e akıtıp burayı, İsrail'i bir doğal gaz merkezi haline getirmek. Hatırlarsanız bir İsmet projesi vardı. Yani tüm bu bölgeden çıkan doğal gazı Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya götürme projesi İsmet var. Ve o kadar pahalı bir proje ki Türkiye'yi bypass etme adına bunu yapmaya çalıştılar. Sonra Türkiye ne yaptı? İşte Libya'yla deniz yetki anlaşması yaparak onu çöpe attı. Ve dolayısıyla şimdi Türkiye ile İsrail arasında bir yumuşama oldu. Biliyorsunuz o şeyde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 78. Genel Kurulu'nda bir görüşme oldu. Efendim işte Türkiye üzerinden götürebiliriz falan dediler. Bakın birileri, bir akıl devreye girdi. Şimdi onu da ortadan kaldırdı. Şimdi zaten normal bir insan, normal düşünen bir insan şu tabloya baktığında bu savaşın asıl nedenini görebilirsin. Başka şeyler de var mesela. Gazze'nin 4 tane görselimiz var. Evet, bu konuyla ilgili başka doğalgaz. 523 milyar dolar az değil. Sadece Gazze şeridinde bakın şurada 523 milyar dolar. Depoyu biliyor musun? Dehşet bir rakam. Ve toplamını söyleyeyim size. Evet. Ha. Şimdi bu hava savunma sistemi. Bu başka bir şey sanırım. Bu neyi? Tamam dursun kalsın bak. Tamam. Bu da çok önemli bir proje. Dedik ki burada Gazze'nin hunharca bombalanması, Gazze'nin ortadan kaldırılması, İsrail'in tamamen Gazze'yi işgal etmek istemesinin nedenlerinden bir tanesi de iki tane projesi var. Birisi doğal gaz yataklarına hakim olmak, Amerika'da bunun işin içerisinde. Bir diğeri de şimdi Kızıldeniz'i Doğu Akdeniz'e bağlayan bir Süveyş kanalına alternatif bir kanal oluşturmak. Tamam mı? Şimdi bakın burada zaten Amerikan gemileri var. Bak İsrail gemileri var burada Kızıldeniz'de. Zaman zaman İran'dan, bazen işte Yemen üzerinden bir sürtüşme olur. Bak buradan İsrail üzerinden Doğu Akdeniz'e bir şey açmak istiyorlar, kanal. Ek bir kanal, Süveyş'e rakip olacak. Ve inanılmaz derecede dünya ticaretini yönlendirecekler burada. Burada Gazze problem teşkil ediyor onlar için. Yine var başka bir şey daha var sanırım, harita daha var. Dolayısıyla yani bunu sadece ve sadece ya Gazze'yi alacaklar, Gazze'yi aldıktan sonra işleri bitecek diye düşünmeyin. Bakın burada da zaten aynı gaz yatakları tekrar görünüyor. Şurası, gördüğünüz gibi Suriye. Bak, bölge tamamen gaz yataklarıyla ilgili bir olay haline geliyor. Şurası da. Evet. İsrail'in Gazze mesela bu Gazze'yi kaldırıp işte tamamen engelsiz bir doğal gaz bölgesi. Diğeri de varsa onu da alalım. Bir tane daha olması lazım. Yani sonuncu. Bazen bir resim birçok anlattığınız şeyden daha önemli. Burada sadece Gazze'nin şeyi mesela. Önemli. Anlatabiliyor muyum? Bakın hani dedim ya Gazze bir takım şirketlerle anlaşma yapmış. İşte belli bak bu şirketlerle Gazze anlaşma yapmış. 2024 yılında bitiyor. Biter bitmez biteceği dönemde İsrail geldi. Operasyon başladı. Bir şey var mı Haluk Hocam? Ekleyeceğim bir şey şu. Gaz ve Akdeniz projesine. Bu süren savaşın Aslında galipleri belli. Bu galip belli, biliyor musun? Ukrayna Rusya savaşıyla başlayıp burada da devam eden bir güruh var. Onlar savaşın kazananı. Kim bunlar biliyor musun? Büyük petrol şirketleri ve silah tüccarları ve sağlık sektörü. Her zaman olduğu gibi. Şu an bu üç sektör karlarını inanılmaz ölçüde katlamalı devam ettiriyor. Ve bunların hepsi Amerikan endüstrisini ayakta tutan büyük sanayiler. O yüzden iyi dikkat edelim. Bu savaşların neden Amerika tarafından körüklendiğine çok dikkat edelim. Bir de bir detay söyleyeyim. Onu sen mi göndermiştin Murat? Bilmiyorum. Sudan'da garip şeyler oluyor arkadaşlar. Bak Sudan'da tekrar yeni baştan bir çatışma başladı. 750 kişi öldü. 750 kişi öldü. Evet. Ölü sayısı artıyor. Oradaki iç savaş inanılmaz ölçüde kızıştı. Yarın öbürsün Libya'da bekleyin. Lübnan'da ne olacağını bekleyin. Çünkü Lübnan tek bir yapı değil. Her ne kadar İsrail oraya saldıracağım dediğinde Lübnan karşı koyarız dese de Lübnan'da çok yüklü miktarda Hristiyan milisler var. Geçmiş dönemde birbirlerine girdiler Şii Emel milisleriyle. Daha sonra Hizbullah aldı yerlerini. Ona göre Lübnan'da patlamaya aday bir ülke. Şimdi şu net konuşuyor. VTR'yi de alalım. Bir numarayı alalım yönetmenim. Şu Mossad eski müdür yardımcısı. Rambek Barak, bu Gazze'lileri dünyanın her yerine dağıtalım şeklinde bir... Biz az önce onu tartışıyorduk. Var. Evet işte diyorduk yani devletlere bölüştürmek istiyorlar bu Gazze'deki sivilleri. Alalım. Bak ondan açık ne şekilde açık ne şekilde ifade ediyor. Onun sesini dinleyelim istersen. אז בואו נפזר אותם בעולם. בואו נפזר אותם בעולם. יש שם 2.5 מיליון אנשים. כל מדינה תקלוט 20,000 איש. 100 מדינות. זה הומני. זה מתבקש. הם פליטים ממילא. עדיף להיות פליט בקנדה מאשר פליט בעזה. אפשר, אם העולם באמת רוצה לפתור את הבעיה הזאת, יכול לפתור אותה. אז אם כל... Yani açık net şekilde dağıtalım diyor bunlar. Gazze'yi boşaltalım diyor. Sina'ya mı süreceksiniz? Yoksa Mısır'a mı vereceksiniz? Başka ülkelere mi vereceksiniz? Ne yaparsanız yapın boşaltın diyor. Ya demek ki burada maksat Hamas'la mücadele değil. Burayı insansızlaştırma. Evet. Hamas bahane. Hikaye. Bahane. Mağdura yatarak işte sivillerimiz öldü. Baskın yedik vesaire filan. Burada büyük bir oyun dönüyor. Yani Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek istiyorlar. Yayınların, programların aslında vermek istediği cevap bu. Bugün de zaten büyük resimde bunu anlattık. Yaklaşık bir aydır neredeyse geçti. Yapılan bu yani tırnak içerisinde diyeceğim savaş, çünkü savaş iki devlet arasında olur ama Filistin'in nerede bir gücü var? Parası mı var? Silahı mı var? Yani bu savaş olarak da adlandırılmıyor aslında ama bu süreçte aslında büyük resimden baktığımızda bütün her şey ortada. Yani şu anki hem Akdeniz hem gaz yatakları ve 2024'ü de dahil edersek, anlaşmaların bitmesine dahil edersek bir proje dahilinde bu kadar insanın öldürülmesi konuşuluyor. Dünya sessiz diyorum ama hani bir faaliyet olmadığı için sessiz diyorum ama birçok ülkede şu an ciddi anlamda baskılar var. Sokağa döküldü insanlar. Sosyal medyada da hatta bazı fast foodlar, işte kahve markaları da ciddi anlamda tepkilerle karşılaştılar ve ciddi cirolarında düşüşler var son haftada. Yine basına yansıdı. Trump'ın videosunu alalım hemen arkasından. Şu İran'ın rolü ve İran Orta Doğu'da ne hedefliyor? Yani Orta Doğu'da gerçekten destek olacak olmayacak şekilde sessiz kaldı. Trump'ın derken Trump çok önemli bir açıklama yaptı. Evet, o açıklama yaptı da son dakika haberi var arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. İsrail askerleri 150'den fazla kayıp verdiği için İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda olağanüstü savaş kabinesini olağanüstü toplantıya çağırmış. O zaman yazalım. Teyitli mi haber? Teyitli mi acaba? Ama haber teyitli değil. Yani bir şeyden geliyor. Arkadaşlar. Gazze kaynaklı bir yerden teyitli haber. Çünkü haberi, çok kirli sosyal medyada. Haberi duydunuz. Bir teyit edebilirsek son dakika diye de yazalım altta. Şu an oraya bakıyorum. Tekrar bir alabilir miyiz? Nasıl? Haberi tekrar alabilir miyiz? Teyit edelim. Yani haber şu. 150'den fazla İsrail askeri hayatını kaybetmiş, yani çatışmalarda ölmüş Ve dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu şu an itibariyle savaş kabinesini olağanüstü toplantıya çağırmış. Ama yine bir açıklama da şeyden gelmiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tabii daha önce yapmış olduğu açıklamalar da tepki çekmişti ama demek ki bu gece yapılan bu yoğun bombardımanı gördü herhalde. Yani biraz vicdan sızlaması oldu. Şey demiş, Gazze'de bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durdurmaya çağırıyoruz. Onu gördüm. Şu an, evet. Şu an yeni. Yani o zaman Anadolu Ajansı geçmiş haberi. Evet. Yani teyit edilmiş bir haber. Dolayısıyla gerçekten bu akşam önemli şeyler oluyor. Yani şöyle bir şey var. Yine bir son dakika haberi daha var. Gazze'deki Al Mayaden muhabiri şöyle diyor. İsrail ordusu sahil bölgesindeki bazı İsrail güçleriyle iletişimi tamamen kaybetti. Tuzağa düşürülmüş birliklerden söz ediyor. Yani belki Ali Hoca'nın söylediği şey olabilir. Evet. KJ'de son dakikayı biraz önceki haberi tekrar bir okursan onu verelim hocam. Hangisini? Macron'un. Macron şöyle bir şey atılabilir. Macron 2.3 üstte deyip İsrail'i durdurmaya çağırıyoruz. Tamam. Hemen alalım onu. Yani İsrail'i durdurmaya çağırıyoruz. Macron. Böyle bir şey verilebilir. Gerçekten hareketli bölge. Bu gece. Evet. Senin dediğin o şeyi görüntüyü alalım istersen. Putin'i mi alalım? Özür diliyorum. Trump'ı. İlginç tamam. Çünkü. Hani hep tartışıyoruz ya. Evet, İran nedir ne değildir? Bir alalım. Eski başkanı Trump'ın açıklaması, İran açıklaması 6 numara. I told the story which I'd never told before. Iran shot down a drone, a metal drone. It's 14 years old, not very valuable, flying very near Iran. Behind it was an airplane with 39 engineers and pilots in it, and Iran shot down the drone. I said, did they shoot down the plane behind it? Because you have engineers that generally follow the drones, right? They said, no, sir, they didn't. I said, I see, they shot down the drone, but not the plane. They could have shot down the plane, which is about 5 times bigger. And I said, that's interesting. So, but we had to hit them. So we hit them quite hard. We knocked out their radar, different things. We heard some word back from them because I made the statement that if they hit us back, we're going to do things to them that they've never thought possible. Iran, this is Iran, the same Iran that's wiping Biden's face in the mud. They called us up, and they said, first time I told this story was a week ago. They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night, interesting night. I was the only one that wasn't nervous because I knew what was going to happen. They told us we're going to launch 18 missiles at your military base. None of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. 5 of them blew up in the air, didn't make it, and the others hit outside the base area. You remember that, Louis, you were there, right? Louis was very nervous. I wasn't nervous because I knew something that Louis didn't know. So they told me that they were going to hit us, but they were just. Evet. Şimdi çok garip açıklama değil mi? Bakın İran'ın Orta Doğu'daki rolünü hep tartıştık. Tartışmaya da devam ediyorlar. Diyorlar ki mesela özellikle bu hani Hamas'la ilgili İran'ın baştan vermiş olduğu destek. Ya biz destekledik işte destek vermeye devam edeceğiz. İsrail ortadan kaldıracağız. İşte efendim Nasrallah biliyorsunuz Hizbullah lideri bir açıklama yaptı. Ya biz İsrail'le işte çatışacağız. Lübnan'da yeni bir cephe açacağız. Ne oldu sahi? Ne oldu yani? Bak ben kendimi bildim bileli ki bir fiil 25 yıllık bir gazetecilik hayatım var. Yazarlık hayatım var. Ben İsrail, İran hep birbirini tehdit eder. Ama bugüne kadar hiçbir şey olmaz. Yani İran gerçekten de Orta Doğu'da mezhepçilik üzerinden bir işte bölgeye yayılma faaliyeti yürütüyor. Stratejisi yürütüyor. Ve geçtiğimiz günlerde bir İranlı gazeteci gerçekten çok ilginç bir paylaşım yaptı. Şöyle tarihi süreci bir özetlemiş. Diyor ki İran tarihinde hiçbir zaman bir Hristiyan ülkeyle savaşmamış. Savaştığı tüm ülkeler Müslüman ülkeler. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyayız ve Trump'ın açıklamalarına baktığın zaman özeti şu. Diyor ki Trump Ya diyor biz Kasım Süleyman'ın öldürüldükten sonra evet. Tabi İran iç kamuoyunda çok ciddi şeyle karşı karşıya kaldı. Yani tepkiyle karşı karşıya kaldı. Bir cevap vermemiz gerekiyor diyor. İran bunun farkında ama bunu bile danışıklı dövüş haline getiriyor. Ve Amerika'yı arıyor. İşte Trump söyledi, bizi aradı. Diyor ki İran dedi ki diyor ya biz 18 tane füze atacağız ama merak etmeyin askerlerinize bir şey olmayacak. Kamuoyu baskısı var. Biz dik duran bir devletiz. İşte atacağız, siz de sesinizi çıkarmayın. Askerinize bir şey olmayacak. Bunu kim söylüyor? Ya bunu Amerikan başkanı söylüyor. Ve bu olay doğru. Ve bu olay doğru. Evet. Yani burada İran bak. Orta Doğu'da bir denge unsuru olarak İran hep tutmuşlardır tarihi sürece baktığınız zaman. Ve dolayısıyla İran Sünni İslam coğrafyasında bir denge unsuru uzadıkça buduyorlar, suladıkça, kısaldıkça suluyorlar. Ve bu ortamda mesela Hamas'la acaba Hamas'ı 7 Ekim'de İsrail'e saldırması için Tahran büyük bir destek mi verdi? Cesaretlendirdi mi? Sonra satış mı oldu? Ben soruyorum bunu. Bir de Murat demin sen çok önemli evet. bir noktaya değindin ama fark etmedin olayı. Bak İran haber verdi. Bu artık basına da yansıdı. Amerikan basını da yıllardır işleniyor bu konu. 18 tane atacağız, askerlerini sığınağa indirdi. Hizbullah'ta da aynı şey var. Ben geçen gün Time'ı okuyorum, dün Time dergisini. Çok ilginç. Amerika ne zaman savaşa girer diye bir köşe yazısı. Ne diyor biliyor musun? İki tane Amerikan askeri ölürse bir tane bile işte o zaman Hizbullah'la savaşa gider. Hizbullah o kadar Amerikan üslerine, Suriye'de Amerikan üslerine saldırı oldu. Ölen Amerikan askeri yok. Yaralı olanlar da ağır değil biliyor musunuz? Ağır yok. Ağır yaralı yok. Yani haberle saldırı. Saldır. Geliyoruz. Aşağı indir. İran taktiği. Hepsi İran'ın yan kuruluşları. Ya şimdi o şeye kadar. Baktığın net zaman mesela net Yemen, tamam mı? Yemen'de Suudi Arabistan'la İran orada vekiller üzerinden savaştılar. Evet. Orada da tıpkı var. Gazze'deki gibi esasında çocuklar öldü, kadınlar öldü, ölmeye de devam ediyor. Husileri İran destekliyor, diğer öbür tarafı Suudi Arabistan destekliyor. Ve dolayısıyla bakın İran gerçekten de bölgede hep Müslümanlarla savaşıyor. Evet. Suriye'de akan kan, şimdi Suriye'de ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Evet. Diğer taraftan Libya'da. Orada da aynı. Libya'da aynı. Peki ya Suud'a? Irak? Orada da öyle. Orada bak, da öyle. Ya şimdi yani. Ama burada Müslümanlar oturup şöyle elini, kafasını iki elinin arasına alıp uzun uzun düşünmeler lazım. Koymuyorlar. Kardeşim neden hep Müslümanlar ölüyor ya? Ya biz bunu düşünmekten aciz miyiz Allah aşkına? Yani her tarafımız savaş, her tarafımız ölüm. Avrupa'ya bakıyorsun hiçbir şey yok. Hepsi Müslümanlar ölüyor ve birbirleriyle savaşıyorlar. Bir peşinde koşulan topraklar Müslümanların olduğu topraklar. İşte yani zenginsin tarafı. Bir de aynı zamanda. Somali'ye bakın. Ama kontrol edemiyorsun. Somali'de aynı şekilde evet. Boko Haram diye bir şey çıkardılar. Bilmem ne çıkardılar. Yani hepsi esas. Hani DAEŞ'ten bahsediyoruz. Şimdi Hamas'ı hep DAEŞ'e benzetiyorlar ya. Ya yeni çıktı. Yani bunu da hemen benzetmeye başladılar. Peki kimse çıkıp demiyor ki ha arkadaş bu DAEŞ dediğiniz yapı bugüne kadar hangi İsrail hedeflerine saldırmış ya da hangi Amerikan hedeflerine saldırmış? Hadi bana bir tane söyleyin ya. Saldırmadı. Güzel, saldırmadı. Güzel soru. O zaman niye benzetiyorsun? Hamas da mı sana çalışıyor? Ya yani... onların silahlarına bakıyorsun. Amerikan malı. İngiliz malı, Fransız malı. Arabalarına evet. bakıyorsun öyle. Artık yani bunu anlamak için uzman olmaya da gerek yok. Ama dediğin gibi Müslüman coğrafyası, halk özellikle çok bilgisiz bırakıldı. Ne yazık ki. İğneyi kendimize batırmak zorundayız. İnsanlarımız bizim de evet. dahil analiz yapmasınlar. Tamam, analiz ayrı bir olay. Tamam mı? Ama ya kardeşim biraz okuyun, biraz farkında olun diyeceğiz. Hayır. Benim ağam bilir, paşam bilir, Ahmet bilir, Mehmet bilir evet. derken hep bak bu coğrafyada böyle yürüyor iş. Ama ondan sonra bu felaketler olduğunda da ölümler geldiğinde de kadere atıyorlar. Bir de oradan işte şirk inanç temelli gittiğini hep konuşuyoruz ama bu süreç zaten dini kaynaklarda var. Yani kendi kehanetlerinde de var. Tevrat'ta da buna inanıyorlar. Ama İslam çerçevesi açısından baktığında kıyamet süreci zaten bu şekilde hadis kaynaklarında da var. Yani artık hadislerde var ama Kur'an'da direkt yazmıyor böyle bir şey. Çünkü Dünya Savaşı Armageddon derken bizde de Merhame-i Kübra olarak geçiyor. Yani bu süreç var. Kur'an'da da bilmiyorum kaç ayette geçiyor. Akletmez misiniz? Akletmez misiniz? Defalarca. Okuyla başlayan bir kitabımız defalarca var bu ayet tekrarlanıyor. Yani ya kardeşim diyor ki oku, aklını çalıştır ve uyanık ol. Yani Müslüman uyanık olması lazım. Ha, buraya geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Şimdi benim bugün şu ana kadar konuştuğumuz konuların özeti olarak kendi fikrim şu. Bakın bu önemli. Orta Doğu'da dönem bu dolapta, bu savaş ortamında ben İran ve Rusya'nın bu oyunun dışında olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Bak şimdi hepsini Amerikan, İsrail planladı der, işin içerisinden çıkarsak bence büyük resmi görmemiş oluruz. Diyeceksiniz ki ya Rusya'nın, İran'ın bunda çıkarı ne? Bak söyleyeyim. Başından beri ben bu tezi savunuyorum. 17 Eylül'de İstanbul'da Boğaz'da bir toplantı oldu. Bunu Politico gazetesi yazdı. Amerika'nın en saygın gazetelerinden. Kim katıldı biliyor musunuz? Ruslar, Amerikalılar ve Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. İsimlerini de verdi. Politico gazetesi isimlerini verdi. Bunlar neyi görüştü kardeşim bu savaştan önce? Bir, iki. Şimdi bütün dünyanın gözü Ukrayna-Rusya savaşındaydı. Bu savaş çıkmaza girmişti. Orada dünya savaşını çıkarabilecek bir argüman kullandılar. Çıkaramadılar. NATO'yu işin içerisine sokamadılar. Evet. Savaşı büyütemediler. Dolayısıyla bir dünya savaşını oluşturamadılar. Türkiye'nin sağduyulu olması da etken. Türkiye'nin sağduyulu olması çok önemliydi. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Şu anda Rusya Ukrayna'nın birçok bölgesini işgal etti. Savaş çıkmaza girdi. Ne Rusya tam daha ilerliyor ne de Ukrayna. Ne yaptılar? Bana göre Rusya burada ustaca İran'la birlikte Hamas'ı cesaretlendirdi. Hamas'a gerekli desteği verdi ki o desteklerden bir tanesi şuydu. Siber saldırılar. Mesela İsrail'in elektronik cihazlarının körelmesi vesaire filan. Bunu Hamas yapamaz. Bunu en iyi yapacak devlet Ruslar. Yine diğer malzemeler, işte dronlar vesaire filan, paramotorlar. Bunları sağlayan güç de İran diyorlar. Ha, Rusya ne yaptı? Ukrayna'dan gözleri Orta Doğu'ya çevirdi. Ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Genelkurmay Başkan Yardımcısı bir bombalı paketle öldürüldü. Şu anda Zelenski'nin kaçacağı söyleniyor. Barış yardım istiyor sürekli, bizi dışladınız diyor. Barış görüşmeleri şu anda Malta'da devam ediyor. Kendi lehine çevirdi aslında. Heh, kendi lehine çevirdi. Evet. Ve Avrupa baktı ki yeni. Ve emin olun Ruslar bu savaşı, o işgal ettiği toprakları alarak bir şekilde barışa masasına oturacaklar. İsrail'in burada yapmak istediğini Rusya orada yaptı artık. İran'ın ne şeyi oldu diyeceksiniz. Ne karı oldu? Şöyle bir şey var. Şimdi İran da baktı ki bölgede yalnızlaşıyor. Niye? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, hatta Ürdün vesaire filan hepsi bu İbrahim anlaşmaları çerçevesinde İsrail'e masaya oturdular. Şimdi İran baktı ki burada yalnız kalıyor. Kendine karşı bir blok oluşturulduğunu düşünüyor. Ne yaptı? Burada Hamas'a büyük cesaret vererek, destek vererek işin içerisine soktu ve dolayısıyla bölgede İsrail'e karşı bir tepki oluşturmayı denedi. Şu anda da tuttu bu. Zaten rolü de o. O yüzden ben bu oyunun sadece ABD-İsrail oyunu olduğunu düşünmüyorum. Yani, oyun çok boyutlu çünkü şöyle bir şey. Devletler arasında ebedi dostluklar, ebedi düşmanlıklar yok. Çıkarlar var. Evet, çıkarlar. Ha, burada herkesin çıkarı kesiştiği zaman neden anlaşma yapmasınlar? Bir de burada 200 yönünü biraz önce Macron'un beyanında da yine ortaya çıkarıyor şu anda. Ya bir de şunu hatırlatalım arkadaşlar. İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Şunu unutma Murat. Ermenistan-Azerbaycan savaşında İran'ın net olarak Ermenistan'a verdiği desteği unutmayalım. Türkiye ile ilgili sıkıntısı çok büyük olan bir devletten bahsediyoruz. Türkiye ile ilgili korkunç tedirginliği var. Evet. Türkiye'den tedirgin olan bir İran var. İran Türkiye'nin hiçbir zaman güvenebileceği bir komşusu değil. Bunu da buraya yazalım. Evet. İran güzellemesi yapanlar var bu ülkede. İran güzellemesi yapmasın kimse. Türkiye kazara, Allah korusun, ayağı tökezlediği zaman ilk darbeyi İran'dan yeriz. Herkes bunu bilsin. Evet, kutup ışıklarını konuşamadık. Vaktimiz bitti. 1-2 dakikalık bir vaktimiz kaldı. 3'ü alalım. Amerikalı rapçi Ben Haggard. Gazze'de yaşananlarla ilgili bir yorumu var, soykırım diye. Onu alalım, kapatalım. The last 3 weeks I've gone back and I've done some research and I'm teachable. I don't know enough, but I know enough that this is a genocide. And we are scared. We are watching it unfold. We have been taught to just be complicit, to protect our careers, to protect our interests, and I'm not going to do it anymore. I'm not afraid to speak the truth. In the last 3 Amerika'nın içinden de bu seslerin yükselmesi önemli tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Batı'daki, son hocam bitiriyoruz. Batı'daki kamuoyu o İslam ülkeleri dedikleri işte Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire bunlardan daha duyarlı, çok daha duyarlı. Duyarlı demek yetmez. İnsanlı çok değerleri olanlar var, evet, doğrudur. Evet, doğrudur. Evet, Murat Akan, Haluk Özdil hocam, hocalarım, ağzınıza sağlık. Programın sonuna geldik. Evet sevgili dostlar, Lider Haber'in YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz. Kaçıranlar için video yüklenmiş olacak, program yüklenmiş olacak. Tekrar izleyebilirsiniz. Hayırlı geceler.